Herkese selam. Hoş geldiniz. Selver, sen de hoş geldin. Yayınımız artık başladı. Beklenen yayın geldi. Bugün yine en büyük klişemizi yapıyoruz. Tabii ki de Selver beni duyuyorsa. Selver, merhaba. Hoş geldin. Alo. Duyuyorum, geliyor mu sesim? Geliyor. Geliyor. Selver'e en büyük klişemizi yapıyoruz. Rap sevdası ne zaman başladı? Gerçekten bunu soruyor musun herkese? Tabii ki de. Çünkü tarihe bir iz bırakıyoruz. Bunu ağzından duysunlar. Sevdası. Yani ne zaman başladı değil de ne zaman bittiğini tartışmak lazım. Ne zaman başladı? 6 yaşındayken başladı. Vanilla Ice'in To The Extreme albümü çıkmıştı. Ice Ice Baby'nin olduğu albüm. O zaman başladı. Sonra ben 7 yaşındayken Kartel çıktı. Dinlediğim müziğin Türkçesinin de yapılabildiğini gördüm. Orada daha da alevlendi bu sevda. Daha da alevlendi. Yani baya baya eskilerden geliyoruz. Yaklaşık bir 25 yıllık bir sevda. Yaklaşık evet. Yaklaşık 25 yıllık bir sevda. 52 Hz albümüyle tekrar piyasaya farklı bir karakterle geri döndün. Olumlu, olumsuz tepkiler var. Bu albüm için neler düşünüyorsun? Neler diyeceksin? Yapım aşaması, gelişim. Ya yani acayip konuşulması gereken bir şey, çok uzun uzun anlatılması gereken şeyler var albümle ilgili. Çünkü çok fazla spekülasyona sebep oldu. Yerden yere vurulmasına rağmen Yılan Hikayesi albümünün 3 katı 4 katı dinleniyor. Bu da enteresan bir veri. Albümle ilgili neresinden başlayayım? Yapım aşamasından mı başlayayım? Tabii. Neden bu tarza geçtiğimden mi başlayayım? Neden başlamalıyım? Yapım aşaması veya neden bu tarz daha iyi? Neden bu tarz daha iyi? Evet. Bu tarzın daha iyi olup olmaması çok göreceli tabii. Yani kimse bu tarz daha iyi ya da straight hip hop, old school hip hop, boom bap daha iyi diyemez. Bu tamamen zevk meselesi. Ben son yıllar dinlemekten keyif aldığım şeyi yapmak istedim. Yani ben artık old school boom bap parçalar dinleyemiyordum, yoruluyordum. Ve yeni çıkan modern hip hop akımları özellikle Amerika'da ve Avrupa'da, bilhassa Almanya'da modern hip hop trap diye tanımlayabileceğimiz akımlar bana kendini daha çok dinletiyordu. Ben de bunu yaparsam eskisinden daha çok keyif alırım diye düşündüm. Hatta ben bu kararı aslında Yılan Hikayesi albümünü yaparken de düşünüyordum ama o albümde benim kesinlikle aktarmam gereken bir öfke vardı ve bu öfkeyi en iyi o tarzda aktarabileceğim için bu adımı biraz daha geç attım. Aslında kararı çok önceden almıştım çünkü yoruluyordum artık, dinleyemiyordum eski şarkıları. Sonuçta da 52 Hz çıktı işte. 52 Hz'in anlamını hani bize neden 52 Hz ismi olduğunu albümün söylersen seviniriz. 52 Hz bir balinanın adı. Normalde yanlış hatırlamıyorsam balinalar 25 Hz'e kadar, 25 miydi? 25 olması lazım. 25 Hz'e kadar frekansta ses çıkarıp anlaşabiliyorlar. 52 Hz denen balina adından da belli olabileceği gibi 52 Hz frekansında titreştiği için diğer balinalarla iletişim kuramıyor. O yüzden yalnız kalıyor. Yalnız kalıyor, evet. Kendini Ya da ifade 52 edemiyor ya da mu? diğer 52 Hz balinalarıyla da takılıyor olabilir yani. Yani kendi türüyle takılıyor. Aynen, kendi türüyle takılıyor durum. Bir plak şirketim var. Nasıl denir? Label var diyeyim. Epidemic. Evet. Epidemic bu süreç ne zaman başladı? Yani ben bu şirketi kuracağım. Böyle yola devam edeceğim. Ne zaman dedin? Evet. Biliyorsunuz şeyden önce, yani Server Uraz ismine geçmeden önce eski plak şirketimde çeşitli problemler yaşıyorduk ve ben bir daha hiçbir plak şirketiyle bir anlaşma imzalamamaya kendime yemin ettim. Hatta o dönem müziği bırakmak gibi bir düşüncem de vardı. Daha sonra müziği bırakmayacağımı, bırakamayacağımı anlayınca gidip bir plak şirketiyle imzalamaktansa kendi plak şirketimi kurayım, kendi albümümü çıkarayım dedim. Aslında ben Epidemic yapımı sadece kendi albümümü çıkarmak için kurmuştum. Ancak sonrasında işte hadi arkadaşların da albümlerini çıkaralım. Aa, o da varmış, onu da çıkaralım, bunu da çıkaralım derken bir anda ben bir yapımcı oldum. Benim amacım yapımcı olmak değildi. Benim amacım kendi albümümü çıkaracağım bir şirket kurmaktı.
Olay bambaşka yöne gitti Epidemic'te. Ben de kendimi yapımcı olarak buldum. Hatta şu anda olayı sadece hip hop'tan da çıkarıp indie müzik, alternatif rock gibi müziklere de yönelmeyi düşünüyorum yapımcı kimliğimle. Öyle. Ben yine soru sorayım. Yani soru sorayım. Ne saçma. Zaten soracağım da. Koma klibinde farklı karakterler var. Böyle değişik. İfade etmek istediğin şeyler neler? Hacivat Karagöz. Ne bileyim Osmanlı Sultanları. Hacivat Böyle. Karagöz yok. Kaplumbağa tercihlisi var. Pardon. O benim cahilliğim. yani değişik Osmanlı zamanından karakterler var. Bunlar neler anlatmak istiyor? Osmanlı zamanında demeyelim ona. Çünkü çok atıf var. Yani dünyaca ünlü tablolara da atıf var. Bunların alt metni de var. Bunu çözümleyen pek çok insan kendi çözümlemelerini zaten YouTube'da yorum olarak yazdı. Benim onların yorumları üzerine ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü bu biraz şey oluyor yani bakın şurada böyle bir şey yaptık bu aslında bu anlama geliyor diye açıklayınca çok da bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla ben tek tek işte burada Adem'in yaratılışı tablosuna selam çaktık. Alt metni de şu 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 diye tek tek açıklamak istemiyorum. Zaten çok güzel açıklayan arkadaşlar oldu. Bundan sonra da olacaktır bence parça dinlendikçe hani biraz sanatla ilgilenen arkadaşlar altına çöp, işte trap yapma, boom bap yap falan yazmak yerine klibi çözümleyen daha gelişmiş zihniyetlerde olacaktır diye düşünüyorum. Sultan karakterindeki kız tam oturmuş. Yani nasıl araştırdınız da mı buldunuz? Hani o fotoğraftaki pardon resimdeki Sultan İnci karakteri. küpeli kızı mı diyorsun? Evet. Sultan deyince anlamadım. Yani inci küpeli kız. Bilmiyorum İnci benim küpeli kız. cahilim. Benim ilgim alakam yok oralara. Beni Aa, gömme yok şu an. yok tabii ki bilmek zorunda değilsin. Ben Sultan deyince ressamdı. Sultan kim? Resimli. Sultan kim diye düşündüm ya. İnci küpeli kız olsun istiyorduk klipte ve şansımıza da Atahan izliyorsa selamlar buradan menajerim. Kız arkadaşı İnci küpeli kıza inanılmaz benziyor. Çok güzel denk geldi. Kullanmış olduk İnci küpeli kızın karakterinde. İnci küpeli kızı kullanmış olduk. Bir soru var. Server abiye de çok selamlar demiş İhbindiren Can. Bu arkadaşımız Selam. Twitch'te ünlüdür kendisi. Streamer. Çok Selam selamlar. ilk bildiren can. Dedikodu kısmı açıldığında Python hakkındaki düşünceleri nedir? Server abinin sorarsan çok sevinirim demiş. Yani Python hakkında düşüncem, geçmişim hakkında düşüncelerim. Yani ben genelde dinleyen insanlar Python ve Server diye keskin bir şekilde ikiye ayırıyor ama ben Python'a çocukluğum ve gençliğim. Server biraz yani şu anki halime de şu anki yaşlarım olarak bakıyorum. Dolayısıyla herkesin geçmişinde olduğu gibi benim de geçmişimde hatalar var, kötü günler var, iyi günler var, doğrular da var. Doğrularıyla yanlışlarıyla tamamlanmış, noktası konmuş bir kariyer olduğunu düşünüyorum Python kariyerinin. Python kariyeri tamamıyla noktalanmış bulunuyor. Ama ben şöyle bir soru sorayım. Python ismini kaptırdı gibi laflar, Ha. söylentiler var. O nedir? O dava nedir? Eski menajerime bu ismin hakları verildiği öne sürülüyor ama öyle değil. Python isminin hakları hala bende. Tescil edilmiş bir şekilde bende, yasal olarak bende. Python ismini bırakıp serverless olarak devam etmek tamamen benim kararımdı. Dış etken değildi. Dış etken neydi? Dış etken Python ismini lekeleyen işleri yaptırtılmış olmamdı. Ama bunun dışında ismi bırakmayıp Python diye de devam edebilirdim. Hatta şu an Python diye devam etseydim. Atıyorum koma şu an 700 bin mi? Muhtemelen 7 milyon falan olurdu eğer serverless ismine geçmeseydim. Ama bunu bile bile yaşayacağım sorunları ya, hali hazırda bir Python ismi var ve yaptığı şey bir şekilde merak edilip dinleniyor. Buna rağmen bunu bırakmak istedim. Çünkü lekelendiğine inanıyordum. Bu riski aldım ve serverless ismiyle yeni bir başlangıç yaptım. Tabii bunu yapalı kaç sene oluyor? 3 sene oluyor. Python ismini neler lekeledi? Bence yapılan bazı düetler, yapılan bir albüm, çıkılan televizyon programları ve benzeri etkinlikler lekeledi. Çünkü bir plak şirketine bağlıysan, belli bir anlaşman varsa, o imzayı attıysan bunun cezai yaptırımı vardır anlaşmaya uymadığın takdirde. Ve bu anlaşma senden yapımcının söylediklerinin dışına çıkamamanı söyler. Dolayısıyla
seçme hakkın olmaz. Yani şu adamla şarkı yapacaksın dendiğinde hayır ben o adamla şarkı yapmayacağım diyemezsin. Dersen sana 100 bin dolar tazminatı dayarlar. Seçemediğim için başkalarının benim adıma ördüğü bir kariyeri yürümek zorunda kalmıştım o dönem. Yılan hikayesi için boş bir satır bile yazmadığıma inanıyorum demişti. 52 Hertz için de aynı şeyi söyleyebilir mi? Evet evet söyleyebilirim. Yani bir şarkının eğlenceli olması ya da geyik olması o şarkıyı boş yapmaz. 52 Hertz halinde çok ciddi şeyler söylediğim şarkılar da var. Koma gibi, Bilinmez gibi. Bunun yanında çok eğlendiğim şarkılar da var. Yani kesinlikle 52 Hertz için boş yazmadım diyebilirim. Boş yazdıysam da bunu hadi buraya da boş yazayım da eğlenelim amacıyla yazmışımdır. Yani oturup yoksa kafi olsun şu cümleyi şöyle tamamlayayım diyebilecek kadar sığ bir kelime hazinem yok. Ben de biliyorum yani oturup flex de yapabilirdim, sert bir rap de yapabilirdim. Ben şu an bundan keyif aldığım için ve biraz da eğlenmek istiyorum. Tam her şey oturdu eğleniyoruz derken zaten yani şimdiki albüm daha da eğlenceli olacaktı. Eğer yeni albüm hazırlayacaksam çok daha eğlenceli olacaktı. Ben işin biraz da artık eğlenelim kısmındayım. Ama hayat ne yazık ki beni eğlenceye bir türlü eğlenme kısmına götürmüyor. İşte başımıza yeni belalar açıldı biliyorsun. Bir türlü kurtulamıyorum o belalardan yani. Dolayısıyla istediğim tattaki eğlenceyi de yakalayamıyorum. Yine bu yaşadıklarım, yaşadığım ters şeyler bu sefer de muhtemelen bir sonraki albüme yansıyacaktır. Server Uras bu geçiş döneminde yani 52 Hz albümü yaparken sert bir geçiş yaptı. Sevenleri de hani bir anda tabii beklentisi farklı Python'da böyle eski yılan hikayeleri albümler beklenti tamamen farklı olduğu için aniden sert bir geçiş Server'e bazı sevenleri tarafından bir antipatiye dönüştü. Sen o dinleyicilerine ne demek istersin? Ben hani bunu bu sebepten yapıyorum. Zaten konuşuyoruz da. Onlara tekrar kendini yönlendirmek için ne diyebilirsin? Ben kendime yönlendiremem onları. Benden kopmak istiyorlarsa ve şu an yaptığım güncel müzikten memnun değillerse zaten benden çoktan kopmuşlar demektir. Ben onların yakasına yapışıp hayır bunu mutlaka dinleyeceksiniz, beni dinleyin, bu şarkıları dinleyin diyemem. Onların kendi seçimi. Ben sadece objektif bir şekilde autotune, trap ön yargılarını bir kenara bırakıp müziğe bir kulak vermelerini isteyebilirim. Ya da bilmiyorum bu işin Amerika ve Avrupa piyasasını takip ediyorlar mı? Ediyorlarsa şu an orada takip ettikleri şeyin muadilini yapıyoruz aslında. O dinlediği şeylerden rahatsız olmayıp bunun Türkçesinden rahatsız oluyorsa burada da bir karmaşıklık var demektir. O zaman Amerika'da yapılan işten de rahatsız olması lazım o kişinin. Dediğim gibi bir şey diyemem. Eski tarzımı daha çok beğeniyorlarsa eskiden yapmış oldum. Yani düşünsene kaç yılından beri? 99-2000 yılından beri rap yapıyorum. Sene olmuş 2017. Bu da 17-18 sene eder. Eskiden daha çok üretirdik. Senede 100 şarkı falan yapıyor olsak 1000 şarkıya falan rahatça ulaşabilir. Eskiden yapmış olduğum 1000 tane şarkı var. Eski Server'i ya da Python'u sevenler için 1000 şarkılık bir hazine var orada. Şimdi yeni çıkan 10 şarkı çıksa ne olacak, çıkmasa ne olacak? Senin dinleyebileceğin 1000 tane şarkı var. Onları dinle derim. Albümden yeni klip haberlerim var illaki. Ekstra Anıl Piyancı ile olan parçanda bir klip olacak. Ekstra Cinayi Şebeki'yi sık sık soruyorlar. Ona klip gelecek mi? Cinayet Şebeke'ye klip gelmeyecek. Yani rahatladık arkadaşlar. Cinayi Şebeki'ye klip gelmeyecek. Hani bu soruyu artık sormamıza gerek yok. Anıl Yani bir de Piyancı zaten bu klibin yani şöyle şarkıda albümde sakınca doğurabilecek şarkılara şu an ya ben mesela Kırmızı Işığa çok klip çekmek istiyordum. Ona da çekemeyeceğim. Çünkü bu hukuksal mevzular malum. Sakıncalı olabilecek bizim adımıza şarkıları klip çekmekten biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Mestefe'nin Twitter'daki 52 Hertz albümüne yapılan yorumundan haberin var mı? Kafaya sıkmalı. Ha evet evet var var. Ben dürüstçe kendim hani o ilk etapta hani diyorum ya bir server eski serveri bildiğimiz için ondan beklentilerim çok farklı olduğu için ve de ön yargılı olduğum için diyeyim bu konuya. Hani aslında çok ön yargılı değilim yani yine yapılsın ama ben daha başka bekliyordum. O yüzden bu yorumu yaptım. Şimdi diyorum ki bu tip arkadaşlarımın albüm yaptıktan sonra en azından yaptığı işe
emeğe saygı göstermem gerekiyor. Hani en azından birkaç kere dinlemem gerekiyor. İlk dinlediğimde bir şok geçirdim yani. Beklediğimden daha farklı. Çünkü Server çok iyi bir rapçi. Hala diyorum hani bana hitap etmeyebilir ama ona hitap eden bir kitle var. Onu kötü yönlendirdiğimi düşünüyorum. Yani diğer insanları belki hani dinleyecekse direkt bir böyle antipatiyle bakabilir ama etkilediğim olmuş mudur? İnşallah olmamıştır. Ne diyeyim artık yani böyle bir Muhakkak şey yaptım. olmuştur Mesut ve sonuçta seni de takip eden binlerce insan var. Sen gidip bir albüme kafasını silah mı dayadılar da yaptırdılar dediğinde adamlar bu albümü aa işte bak Mestefe'nin böyle dediği albüm diye ön yargıyla dinleyecektir. Ama ben buna sinirlenmedim. Yani işte Santi falan da sanırım bayağı kötü yorumlar yaptı. Bilmem sinirlenmedim. Beğenmeyen beğenmez yani. Atıyorum sen de yarın bir gün bir şarkı yaparsın. Ben de onu beğenmeyebilirim ya da çok beğenebilirim. Ama bu bende bir öfke yaratmıyor. Yani o yüzden zaten bunu hiç mevzu bahis etmedim seninle konuşurken. Bu arada bir Şimdi için ufak bir yani. server. Server dondu. Eğer beni duyuyorsan server, şu an böyle dondum yani. Görüntü de dondu, her şey dondu. Ben şu an konuşayım. Server hakkında aslında böyle çok sevdiğim bir arkadaşım. Eğer buradaysan, geçmişten beri muhabbetimiz var. Onunla güzel sohbetlerimiz olur falan. Ama hani bu albümde fena konuşmuşum yani. Konuştum. Birçok albümü böyle konuşuyorum ama umarım düzelir. Tekrar aç kapı mı yapsak? Ne yapsak? Gel 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 Server'e gel. Server'dekiler kan kardeşler. Yo geldi. Düzeldi mi ya? Düzeldi. Düzeldi. Ha, kapatıp açınca düzeliyor Türk usulü. Aynen. En son ne diyorduk? En son işte ben şey dedim yani bu böyle şeylere öfkelenmiyorum. Benim öfkelenmem için bunlar ufak şeyler. Ya Değmez diyordum. böyle yorumlarda aslında bir nevi reklam da oluyor sonuçta. Hani etki tepki. Etki Yok tepki. ya ben öyle bir reklam istemiyorum ya. Ben yani Ne öyle diyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Belki adam dur nasıl diye dinleyecek. Hani bu kadar gömüyor dur nasıl diye dinleyecek. Bakacak ki tam ona göre bir albüm. Bu sefer de beni kötü görecek yani kafasına göre değişebilir. şöyle, söz meclisten dışarı ben dinleyici kitlesinin bu kadar hür iradeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunu sanatçı kimliğimle değil, yapımcı kimliğiyle yaptığım gözlemlerden söylüyorum. Çünkü şunu çok rahat görebiliyoruz. Bir şarkıyla alakalı bir klibe, benim klibim olması gerekmiyor, herhangi bir klibe, bir eleştiri yorumu yazıldığında, o eleştiri yorumu haklı da haksız da olsa, eğer yorum tuttuysa, sanki aynı fikirdeymiş gibi onun paralelinde yazılan çok fazla yorum görüyoruz. Dolayısıyla ya burada dinleyicinin hür iradesinde bir şekilde kavuşabilmesi ve müzikleri ön yargısız dinleyebilmesi lazım ya da söyledikleri ciddiye alınan insanların biraz daha objektif kalabilmesi lazım. Günah çıkarıyorum. Günah çıkardım Ben yani yeteri kadar. seni çok seviyorum Mestefe. Ben sana karşı gerçekten en ufak bir şeyim yok. Burada sana karşı iğneleyici falan da olmuyorum. Sakın bu böyle anlaşılmasın. Senin yayınına gelip seni iğneleyecek halim yok zaten. Yo Bunu böyle yo. anlayan arkadaşlar varsa böyle anlamasın. Ciddi anlamda ben bu işe öfkelenmedim. Sadece yapılan yorumların biraz daha hassas değerlendirilebilmesi gerektiğini umuyorum. Ben eminim şu anda ben Boom Bap bir albüm yapsaydım bayılacaktın ayrıca. Olabilir, olabilir. Bu da senin benim yeni albümümü değil, senin modern hip hop'u sevmediğini gösteriyor. Olayın benimle bir ilgisi yok. Olayın senin rap'e bakış açınla bir ilgisi var. Belki hani şöyle söyleyeyim, rap'e bakış açısıyla değil de hani atıyorum yaşadığın hani ortama göre değişir yani. Böyle sokakları anlatırsın, bu yeni tarzda olur. Veya gidersin barı anlatırsın. Plajı Evet. anlatırsın farklı farklı hani bana yakın bir konu olur okulu anlatırsın ben eğlenirim değişir yani konuya göre değişkenlik gösterir ben bu konuyu değiştireyim kapatayım şey diyeyim Anıl Piyancı ile olan çünkü beni gömeceksin yeter artık Anıl Piyancı Hayır, ile asla öyle bir amacım yok. takılıyorum Dediğim gibi. takılıyorum takılıyorum ama Anıl Piyancı ile olan klip ne zaman geliyor
Nasıldı? Eğlenceli miydi? Sevdik mi klibi şimdiden? Seveceğiz mi? Evet, ya ben şimdiden çok sevdim. Bu arada bugün Şehinşah'ın yeni klibi yayınlanmış. Şehinşah da buradan Şehinşah'a da Ufuk'a da selamlar. Biz de bir ofis klibi çektik şansa. Bu açıdan şimdiden tedirgin olmaya başladık altına. Aa yine ofis klibi falan diye yazılacak diye. Ancak bizim böyle bir klipten haberimiz yoktu. Muhtemelen benzer yakın zamanlarda çektik. Böyle bir şansa böyle bir şey denk geldi. Bizimki de bir tür plaza ofis klibi oldu. Klip çekimleri çok eğlenceli geçti. Yine aynı ekiple çalıştık. Koma'yı çektiğimiz Cem Kılıç yönetmenliğinde çekildi. Cem'le de zaten artık bir yönetmen ve sanatçı gibi değil, iki sıkı dost olduğumuz için birbirimizi iyi anlıyoruz ve iyi yansıtıyoruz istediğimiz şeyleri. Güzel bir klip oldu. Yine Koma'daki tatları bulacak insanlar klipte. Şöyle söyleyeyim. Eskiye göre bol, hani eskiden sözlükler vardı. Şu an bol sözlük var. Bol sözlüğü takip ediyor mu diye sorular geliyor. Bakıyorum arada, evet. Yerden yere vuruyorlar beni. Vursunlar yani. Ne diyeyim? Vursunlar, yerden yere vursunlar. Denk gelmişken hemen bir feat Ufuk abiyle demişler. Ama Server'i aslında ben gündüz sormuştum. Hani farklı kişilerle bu soruyu genişleteyim. Epidemik harici, yani şirketin içindekiler harici farklı kişilerle albümde parçalar yapmayı düşünüyor musun diye sen de cevabını vermiştin. Farklı kişilerle neden parça yapmadın diye sormuştum. Evet, yani sosyal hayatımızda biraz daha fazla vakit geçirip bir sinerji yakalamış olmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla benim 52 Hertz albümünde feat yaptığım sanatçıların hepsi sosyal hayatımızda belli bir vakit geçirdiğimiz insanlar. Yani olayın şey olduğunda biraz yapmacık olduğuna inanıyorum. Ne bileyim, 3 senedir görüşmemişiz, şarkı yolluyor, aa buna girer misin? Bu şekilde, bu kadar herhalde profesyonel bakamıyorum olaya. Biraz daha duygusal bakıyorum. Beraber bir yaşanmışlığım olan insanlarla şarkı yapınca daha iyi şeyler çıkacağına inanıyorum. Epidemik'te yeni nesilden karakterler var. Yanko Uzo, Vesvas. Yeni karakterler, genç yetenekler gelecek mi? Yoksa ben yoruldum, dertlerim, sıkıntılarım var, başlarım böyle işe deyip geri mi çekiliyorsun? Yo ya, epidemik artık benden daha büyük bir şey. Dolayısıyla ben çekildim artık, epidemikten bir şey çıkmayacak diye bir şey diyemem. Epidemik bir şirket ve bu şirketin piyasaya karşı, müzik piyasasına karşı bir sorumluluğu var. Dolayısıyla ben zaten son tatsız olayları yaşadıktan sonra bir ya da iki gün her şeye pause verdim. Ama üçüncü gün bütün hayatıma devam ettim. Bütün müzik hayatıma, yapımcı hayatıma vesaireye devam ettim. Böyle durumlarda dik durmak ve devam etmek zorundayız. Epidemik'te de yeni sanatçılar gelecek, evet. Dediğim gibi, yani sadece hip hop değil, indie müzik, alternatif müzik ve benzeri türde de yeni işler çıkacak Epidemik'ten. Vesvas. Evet. Nasıl bir karakter? Buradan izliyorsa çok selam olsun kardeşime. Vesvas'a çok güveniyorum. Bence yaşına göre muazzam bir iş yapıyor. Henüz 17 yaşında. Ve hemen hemen ilk şarkısı aslında bizim çıkardığımız Sokağım Sabıkalı şarkısı. Bence inanılmaz yetenekli, inanılmaz efendi, iyi bir insan. Her şeyden önemlisi bence iyi bir insan olması. Yaşına göre çok olgun bir insan. 17 yaşındayken hiçbirimiz o kadar olgun değildik. Heyecanlı, biraz heyecanını azaltmasını tavsiye edebilirim. Bunun dışında Vesfas'a çok güveniyorum. Yeni şarkıları ve yeni klipleri de çıkacak Epidemik etiketiyle. Ben de çok beğeniyorum Vesvas'ı. Çok yetenekli bir çocuk. Hani kesinlikle geleceği parlak bir arkadaşımız. Young Ozo, ona ağır eleştiriler var ama benim gördüğüm o arkadaşın ses rengi bence bu müziğe aşırı uygun. Sen ne düşünüyorsun? Ben Yanguzo'yla tanışmadan önce şarkılarına SoundCloud'da denk gelmiştim. Ve çok eğlenmiştim şarkılarını dinlerken. Bu kadar yerden yere vurulmasının sebebi insanların bence trap müzikten beklentisi. Bazen de müziği sadece eğlenmek için de dinleyebiliriz. Bu müzik illa bize sokaklarda yaşanan acı olayları ya da politikayı anlatmak zorunda değil. Ki anlatıyor da ne oluyor? Yani sokaklarda insanlar ölüyor dediğimde ben bir şarkıda
bir insanın ölmesini engelleyebiliyor muyum? Engelleyemiyorum. Ama eğlenceli bir şey yapıldığında en azından bir insanı eğlendirebiliyorum. Demek ki eğlenceli şarkılar da sokakları anlatan ya da siyaseti anlatan şarkılar kadar faydalı olabiliyormuş. Zaten iğrenç bir ülkede yaşıyoruz. Bizim acı dolu şarkılardan çok biraz da eğlenmeye ihtiyacımız var. İnsanlar dinlerken, sırf Uzo için demiyorum bunu, genel anlamda şarkıları dinlerken beklentilerini biraz değiştirebilirler. Yani eğlenmek de bir şeydir. Sanki eğlenmek bize yasakmış gibi davranıyoruz. Neden biz eğlenemiyoruz? Neden illa acı yaşamak istiyoruz? Belki de hani ben o arkadaş hakkında, yani kardeşimiz hakkında şöyle söyleyeyim. Anlattığı şeyler bu piyasaya uygun olabilir ama hani yaşadığımız ortam, ülke açısından, sosyal yaşantı açısından yakın olmadığı için ve de söylediği sözlerin belki de adamı olmadığı için, yani şöyle söyleyeyim. Yaşı çok genç olduğu için belki 25-30 yaşında bir adam söylese daha dikkate alınır, hani zengin mod, Air Jordan vesaire vesaire, hani o tip şeylerden bahsediyorum. Ya bu arada Jordan sadece sanırım Türkiye'de zenginlerin giydiği bir şey. Doların Türk lirası karşılığından dolayı. Jordan o kadar büyütülecek bir şey değil bence. MRF demişim. Epidemic'ten ayrıldım. MRF. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yo, ayrılmadı da o kendi şeyiyle de, yani Epidemic şöyle bir şey değil. Atıyorum MOB gibi değil. Epidemic bir grup değil. Epidemic bir yapım şirketi. Dolayısıyla sanatçılarla beraber yaptığımız işler oluyor. Yeri geliyor. Çünkü kimseyi bağlamıyoruz buraya. Yeri geliyor. Sanatçının kendi başına çıkardığı işler de oluyor. Bugün MRF kendi başına bir şey çıkardı. Yarın belki tekrar beraber çalışırız. Dolayısıyla böyle bir o girdi o çıktı gibi bir durum yok bizde. Epidemik bir grup değil çünkü. Olimpos tamamen yok oldu mu artık? Yani kalbimizde yaşıyor diyebilirim. aslında en büyük isteğim bir gün bir Olimpos albümü yapmak. Beta ve Deniz Gürzumar'la beraber. En büyük isteğim bu. Bir türlü yapamadık ya. Gerçekten 15 senedir Olimpos albümü yapamadık. Umarım bir gün yapabiliriz ya, artık yaşlanmadan daha fazla. Yine bir takıldı ama şu an iyiyiz herhalde. Deniz ve Beta'ya çok selam. Deniz seni çok seviyorum. Beta, Berk seni çok seviyorum. Berk neler yapıyor? Ondan haberler verebilir misin bize? Berk neler yapıyor? Artık başladı sanırım şarkı üretmeye. Bu hafta görüşeceğiz. Bu hafta net bir şekilde öğreneceğiz bu işi. Kesinlikle yapması gerekiyor. Ne yaptığını tam bilmiyorum ama ne yapması gerektiğini biliyorum. O da albüm. Yani bir albüm yapması lazım artık. Yeteneğini bu kadar heba etmemesi lazım. Son konuştuğumuzda da artık başlıyorum demişti. Umarım başlamıştır. Buradan da takip eden arkadaşlara söyleyeyim. En azından yapabileceğimiz şey sosyal medyadan Beta'ya baskı yapmak bir albüm yapması için. Çünkü çok uzun zaman oldu yeni bir şey yapmayalı. Artık yapsın istiyorum ben de. Canka Pusat bu arkadaşlarla görüşüyor mu diye ve de iş yapılacak. Pusat'la Refik'le görüşüyoruz. Canka ile görüşmüyoruz. Canka nerede ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Pusat işinde gücünde şu anda, yani rapi bıraktı tabii ki çoktan. Olimpos sefalet listeleşmesi, geçmişe gidiyoruz. Yani genel her hafta bu döner. Burada bu muhabbetlerin arasında döner. Bir taraf der ki Olimpos, bir taraf der sefalet. O evet. Disleşmelerin size sence faydası mı oldu yoksa negatif bir yönü mü oldu? Sizden aldı mı bir şeyler yoksa verdi mi diye düşünüyorsun? Aldığı kadar verdi, verdiği kadar aldı diye düşünüyorum. Ne bir faydası oldu ne bir zararı oldu diye düşünüyorum. Geçmişte yaşandı, bitti. Hiçbirimiz düşman kalmadık. Hiçbirimiz birbirimize fiziksel anlamda bir hasar vermedik ve bunu belli bir saygı çerçevesi içinde gerçekleştirebildik. Bu açıdan mutluyum. Yani kötü bir sonuçla noktası konmadı bu işin. Bu açıdan mutluyum. Sonucunda hala ya, disleşmeler çok kalıcı değildir biliyorsun. Ama bu disleşmelerin üzerinden herhalde 10 sene falan geçti. Hala bu disleşmeler konuşuluyorsa kalıcı bir disleşme yaratabilmişiz. Bu mutluluk vermesi gerekiyor mu bilmiyorum ama güzel, ne güzel hala konuşulması.
Reebok Donate 60 Rota hakkında ne düşünüyor demiş. Ya özel bir düşüncem yok çünkü tanımıyorum. Tanımadığım bir insan hakkında da bir düşüncemin olması bana garip geliyor. O yüzden tanıyana kadar bir düşüncem olamaz. İyi ya da kötü. Abi epidemikte projeleri mailden inceleyip atıyorlar mı? Demişler. Yani inceliyor musunuz? Epidemiye girmek isteyen yeni nesilden, geç yeteneklerden ne yapması gerektiğinde bir bilgi alabilir miyiz? Ya işlerini yollayanların işleri dinleniyor arkadaşlarımız tarafından. Ama genel olarak şöyle mailler de atılıyor. Epidemikten albüm çıkarmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Yani hiçbir demo yok ortada. Hiçbir şey yok. Ya da kayıt yok. Ya da bir sunabileceği bir materyal yokken bunlar tabii ki cevaplanmıyor. Çünkü takdir edersin ki yüzlerce mail geliyor her gün. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani ne yapılabileceği basit. Şarkını at, değerlendirmeye alsınlar aslında. Ama henüz mesela mail bile atamayan insanlar var. Bütün maili konu kısmına yazıyor. Mail kısmında sadece iPhone'umdan gönderildi yazıyor. Şimdi daha mail atamayan adamın müzik yapabileceğine inanmam ben mesela. O yüzden onları es geçiyoruz. Ama bize şarkısını atan insanların şarkıları dinleniyor ve olumlu bulunanlar epidemikte yer alıyor. Olumsuz bulunanlar da haşa tabii ki biz buna karar veremeyiz sen iyisin sen kötüsün diye. O anki epidemik çizgisine uymadığını düşündüğümüz için geri dönüş olmuyordur. Yoksa bu sen kötü yapıyorsun sen iyi yapıyorsun diye değerlendirmek değildir. Epidemik çizgisine uygun olduğuna inandığımız işleri olumlu dönüş yapıyoruz. Sansar Salvo'yla birçok iş yaptın. Neden son zamanlar bu işlerin devamlı gelmiyor diye soruyorlar. Denk gelmedik yani öyle özel bir sebebi yok. Hadi artık bir şey yapmayalım gibi bir karar almadık. Yani Ekim benim çocukluk arkadaşım zaten aramızda herhangi bir problem bu yaştan sonra olmaz. Denk gelmedik son zamanlar. Başka bir şehirdeki no name bir çocuk olarak epidemik bünyesi altına girebilmemiz mümkün mü yoksa friendly company mi demiş. Zaten açıkladın. Ama yine de Mümkün yani Vesvas'la biz Vesvas mail atmıştı epidemiye. Parçasını koymuştu. Parçasının bitmiş halini koymuştu. Bunun üzerine ona geri dönüş yaptık mesela. Vesvas'ı biz tanıyorduk da çıkarmadık. Mail vesilesiyle tanıştık Vesvas'la da. Dolayısıyla şey değil. Tabii ki şuna çok önem veriyoruz. Şirket içindeki bütün müzisyenler barışçıl ve belli frekanslarda uyuşabilen insanlar olsun. İyi insan olsunlar. İyi insan olmalarına gayret ediyoruz. Çünkü iyi müzik dediğin yapılır. İyi müziği bulmak o kadar zor değil. İyi insanı bulmak zor. Öncelikle buna bakıyoruz. Ama bu tanımadığımız, olumlu baktığımız müzisyenleri epidemikten çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor. Dediğim gibi mailleri değerlendiriyoruz. değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımla yılan hikayesinden sürüyorum. Kimine biri bizi gözetliyor gibi parçalar diye yazıyordu. Kaydı gitti. Hızlanıyor çünkü. Ben başka bir soru sorulayım. Özellikle çalıştıkları bir beatmaker var mı epidemikte? Çünkü diğer grupların İstanbul Trip, Noizart misal demiş veya Ezhel, Buggy, Arts gibi öyle. Özellikle çalıştığınız bir beatmaker var mı? Evet, daha çok Cenk Çelik'le çalışıyoruz. Cenk Çelik, selam buradan. Bunun dışında Berkay Duman'la iş yapacağız gibi gözüküyor önümüzdeki vakitlerde. Şu ana kadar en çok ama Cenk Çelik'le çalıştık altyapı anlamında. İnsanları iyi bir şekilde etki etmek iyi yönde nasıl bir duygu? Bunu taşımak zor mu? Yani albümlerin İnsan hakkında böyle demiş, iyi etki ediyormuşsun. iyi etki ediyorsam ne güzel. O amaçla yapmıyorum. Çünkü bana göre sanatçı topluma iyi örnek olmak zorunda değildir. Sanatçı sanatını yapmakla yetinmek durumundadır. Ama artı bir şey olarak iyi etki ediyorsam sevinirim. Yani bu beni mutlu eder. Kendi label'ın, şirketin haricinde takip ettiğin işte bu yani benim kafama göre albüm dediğin veya sanatçı dediğin kişi var mı? Yani işlerini beğendiğim anlamında mı? Evet, işlerini beğendiğin. Ya her şey belli bir standarta geldi zaten. Şu an hemen hemen kimse kötü iş yapmıyor. Herkesin yaptığı işi çok beğeniyorum. Yani şey değilim. Biz iyiyiz, diğerleri kötü modunda değilim. Bence herkes gayet güzel iş yapıyor. Artık zevkler ve renkler olayı bence işi ayrıştırıyor. Kimseye kötü müzik
yapıyor diyemeyiz. Belli bir noktaya gelen herkes belli standartların üstünde iş yapıyor. Joker'i neden takipten çıktı? Aralarında bir soru mu var? Yok, o herkesi takipten çıkmış. Ben de beni takip etmeyenleri takip etmiyorum. O yüzden yoksa bir sorunumuz yok. Şanşer epidemikten ayrıldı mı diye soruyorlar. Evet, ama ileride belki yolumuz tekrar kesişir, belli olmaz. Düşman değil misiniz? Düşman değiliz. Topukları sıkmıyoruz. Topukları Ya sıkmıyoruz. az. Yok bizde öyle şeyler yok. Ya, No 1 hakkında ne düşünüyor? Yıllardır piyasada olmalarına rağmen hiç yan yana gelmedi atları. Onu da tanımıyorum. Dolayısıyla tanımadığım bir insan hakkında olumlu ya da olumsuz bir düşünce sahibi değilim. Şirketin hızlı adamı Jack. Evet. Büyük bir sorun yaşadınız. Mahkeme süreci var. Hakkınızda bir karar var. İstinaf mahkemesine gitti. 4 yıl 2 ay. Bu konuda neler söyleyeceksin? Aslında ben sana şöyle söyleyeyim. Sen o taraftansın. Ben bu taraftan olacağım. Öyle olmayı düşünüyorum. Çünkü hani bana göre evet suç ama bir yerde hani suçun böyle 4 yıl 2 ay alması tamamıyla yanlış. Hani başka bir uyarı olur, para cezası olur, tekrar yaparsa hani ceza artabilir. Yani hapse dönebilir. Hani bu tip bir şey olabilir. Neden bu sonuç böyle oldu? Sadece epidemik mi yaptı bu olayı? Yani en başından başlayalım. Bana göre suç dedin. Evet. Ve şunu savunuyorsun. Şarkıda uyuşturucuya özendiriyor insanları demek istiyorsun. Yani Çünkü daha suçun tanımı uyuşturucuya özendirmek. Doğru mu? doğrudur. Ama şöyle de ekleyeyim. Ben hani nasıl filmlerde artı 18 aileyle izlenir 7-13 diye gidiyorsa hani böyle bir uygulamanın olmasını isterim. Yani ben 18 yaşından sonra doğal olarak kendi kararlarımı alan biriyim, alabilen biriyim. Etkilenme durumu artık aileden çıkmış, kendini yöneten bir genç olarak ister dinlerim, ister dinlemem modu olur. Ama çocuklar için etkilenebilir diyorum. Şimdi ben desem ki sana şu an yaklaşık 400 kişi bizi izliyor. Ben uyuşturucu kullanıyorum desem 400 kişi arasından özenecek insan var mıdır? Sadece bunu söylersem uyuşturucu kullanıcısıyım desem. Bana göre yok, şu an için yok. Evet, özenmeler için şunu demem lazım, değil mi? Ben uyuşturucu kullanıyorum. Arkadaşlar siz de kullanın, çok eğlenceli. Bu özendirir. Ben Şimdi bilerek bu burada arada aradaki karşı oluyorum ki hani muhabbet biliyorum biliyorum gelişmesin. ol, ben çok memnunum. Uyuşturucu özendirmek dediğimiz şey insanlara bunu tavsiye etmektir. Ben Evet. uyuşturucu kullanıcısıyım dediğimde bu özendirmek değildir. Ben insanlara tavsiye etmediğim sürece bu özendirmek değildir. Zaten bu tartışmayı bile yapmamamız lazım. Bunun da sebebi şu. Dediğim gibi sanatçı topluma iyi örnek olmak zorunda değildir. Zaten sanatçı beni örnek alın demez. Sanatçı sanatını yapar. Yani bugün bu yüzden ceza alırız. Yarın bir heykeltıraş kadın memesi gösterdi diye hapse atılır. Başka bir gün bir ressam ne bileyim bir kadının bacağı gözüktü resminde diye hapse atılır. Bu bunun gidişi. Olay çok yanlış. Yani özendirmekse olay, tabii ki gençleri uyuşturucuya özendirmek çok kötü bir şey. Böyle bir şeyin zaten desteklenebilir bir tarafı yok. Ama ortada özendirmek yok. Olaya şöyle bakabilir miyiz? Hani ben Server'e hayran bir çocuğum. 13-14 fark etmiyor. Hani hayran olduğum için Server'in saç stilini beğenebilirim, yapabilirim. Server işte dövme yaptırmıştır. Onun gibi olmak isteyebilirim. Server bir şey giyiyordur veya oynuyordur, kullanıyordur. Bu adam bunu kullanıyor. Bir şey olmuyorsa ben de bunu yapabilirim diyebilirler mi? Yani çünkü herkes aynı zekada değil, aynı seviyede değil. Etkilenebilir mi? İnsanlar bir şeye özenecekse mahallelerden çıkıp müzik üreten MC'lere özensinler. O MC'lerin kullandıkları şey değil, yaptıkları şeye özensinler. Müzik üretsinler. Bir de zaten şunu da tartışalım. Müzik yaparken söylediğin her şey
Mutlak hakikat olarak ele mi alınmadı? Adam orada şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dediğinde bunu kesinlikle yapıyor olarak mı kabul etmeliyiz? Bu işin bir kurgu tarafı da olamaz mı? Tabii ki de kurgu var. Sonuçta hepimiz katil olurduk. Ha, Parçalar var. tabii. Ha, o zaman aynı zihniyetle şunun da yapılması lazım. Bir şarkıda bir insan başka bir insana diss atarken seni öldürürüm dediğinde o insanı da hapse atmamız lazım. Kesinlikle. Yani hapse atmamız lazım değil hani ki yani ben sadece hani biraz böyle dallandırıyorum, budaklandırıyorum. İnsanlar anlasın diye. Hani ben sadece küçük çocukların böyle internette böyle kolay her şeye ulaşmasını engelleyebilecek veya ailelerin bunda bir sakınca var deyip uzak tutabileceği işaretlerin olmasını istiyorum. Evet, Olay bu bu. benim de zaten. Ha, şimdi işin daha teknik tarafına geleyim o zaman. Bunu biraz uzun anlatacağım. Yurt dışında biliyorsunuz Parental Advisory diye bir logo vardır. Sakıncalı içerik, aile kontrolü gerektirir anlamına gelen. Türkiye'de bu iş şöyle dönüyordu normalde. Dijital müzik devrimine kadar. Mekanik CD basıldığı zamanlar. Bir yapım şirketinden bir albüm çıkacağı zaman bu albümün bütün sözleri ve master CD kopyası Kültür Bakanlığı'na giderdi. Kültür Bakanlığı onayladığı takdirde o albüm çıkarılırdı piyasaya. Bu denetlenebilirdi. Artık müzik online yayınlanıyor. Artık müzik internette. Bir şekilde Spotify'da yayınlanıyor, Apple Müzik'te yayınlanıyor, YouTube'da yayınlanıyor. Kültür Bakanlığı bunu denetleyemiyor. Böyle bir birimleri yok. Böyle birimlerin olmamasının faturası yapımcılara kesilemez. Eğer bu şarkılar uygun değilse bunu denetlemesi gereken bir mekanizma olması gerekir. Bu mekanizma yoksa sen gidip yapımcıyı senin sanatçın böyle böyle dedi diye hapse atamazsın. Bu çok komik. Yani zaten bu olay yüzünden yurt dışında da oldukça rezil olduk. Reddit'te vesaire de konusu açıldı. Bayağı rezil olduk. Ne biçim ülke bu diyorlar. Sonuç olarak bunun tabii ki bir orta noktası gerçekleştirilebilir. O orta noktada nedir? Kültür Bakanlığı bütün albümlere, dijital çıkacak bütün albümlere clean versiyon çıkarma zorunluluğu getirir. Bir albümün hem clean versiyonu hem kirli versiyonu çıkar. Umuma açık yerlerde clean versiyon yayınlanır. Bütün uyuşturucu içeren, seks içeren, şiddet içeren ya da siyaset içeren artık bu ülkenin her neyden rahatsız oluyorsa, nelerden rahatsız olunuyorsa bunların hepsi sansürlenir. Ama sansürsüz dinlemek isteyenler için de sansürsüz bir versiyonu orada olur. Bunun orta noktası bulunabilir. Ama karşımızda orta nokta bulmaya çalışan ya da bizi anlamaya çalışan bir otorite yok. Karşımızda bizi ne yazık ki susturmaya çalışan, hapse atmaya çalışan bir otorite var. Yoksa oturup 5 kişi bile oturup bunun çözümünü bulabiliriz. Bu kadar zor şeyler değil bunlar. Ama çözüm olarak onu yaptı hapse atın, bunu yaptı hapse atın gibi noktalara gidiliyorsa bu işin sonu kötü olur. Bu şekilde ateşi söndüremezsin. Sen benzinle yaklaşmış olursun. Şimdi hani genel olarak bizim rap severlerin yorumu ekstra hani bu tip şeylere dizilerde de uyuşturucudan bahsediyorlar. Dizilerde de seks var. Dizilerde de adam öldürüyorlar, kesiyorlar. Hani bu dizilere karışılmıyor da müziğe neden karışılıyor sence? Özellikle Türkçe rap müziğine. Ya muhtemelen dizilerin şu anda ekonomisi daha yüksektir ve oradan nemalanan bazı yakın otoriteye yakın kurumlar vardır ve bu yüzden karışmıyorlardır. Ama zaten karışmasınlar, dizilerde de olsun. Ya sokakta uyuşturucu yok mu? Sokakta şiddet yok mu? Siyaset desen zaten siyasetin tam olarak içinde değil miyiz bu ülkede? Neden yokmuş gibi davranalım ki? Sokakta uyuşturucu varsa dizide de olacak, şarkıda da olacak. Olmazsa zaten yapay olur. Bu bir tuhaflık olur. Samimi olmaz. Yani gücün elinde olanlar hani istediği gibi kanunu kullanıyor ama şimdi şöyle diyelim. Kanunda bu suçtur deniliyor. Müzik de olsa, film de olsa bu suçtur deniliyor. Doğal olarak hani müziği engelleyen filmi de engelleyebilir. Yani ben bunu soruyorum. Demek ki bunlar şikayete göre mi yönleniyor yoksa duruma göre değişen şeyler mi? Yani sadece bu müziğe karşı bir kanun mu? Bak şimdi ben kanun
boyutunu söyleyeyim işin. Madde 27. Bilim ve sanat hürriyeti. Bilim ve sanat hürriyetini güvence altına alan bu madde uyarınca herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir. Bu hükmün gereği olarak bilim ve sanat hürriyetini kullanan kişinin bilim ve sanatın öz niteliği olan objektifliğe riayeti şarttır. Bilindiği gibi yabancı kaynaklı yayınlar bütün ülkeler mevzuatında denetim altında tutulmakta. Diğer bir deyimle yabancı kaynaklı falan filan. Maddenin son cümlesi bu tür bir denetim tedbirinin bilim ve sanat hürriyetini ihlal sayılamayacağını ifade etmektedir. Bilim ve sanat hürriyeti diye 27. madde var anayasada. Madem kanunlardan bahsedeceğiz, şu an bize verilen ceza 27. maddeye ters. Gerçi ben işin yapımcı boyutundayım. Bana zaten çok ters. Yani ben şarkımdan dolayı, sözümden dolayı hapis cezası almadım. Ben Evet. bu sözleri söyleyen sanatçının yapımcısı olmaktan dolayı hapis cezası aldım. Bu iyice uçuk bir şey. Ve Türkiye hukuk tarihinde bir ilk. Bütün avukatlar bunu söylüyor. Bu uçmuşlar ya. Yani ne diyeyim? Söyleyen bir sanatçı var, sözleri yapımcı cezalandırılıyor. Hem sanatçısı hem yapımcısı cezalandırılıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Sen 55-60 yaşında bir yapımcısın. Yani sadece müziği dinliyorsun. Evet, bu satar diyorsun. Hani yapımına girişiyorsun bu olayın. Ama isimleri bakınca şu an söylemeyeyim. Anlayacağın şeyler değil. 55-60 yaşındaki bir yapımcının anlayacağı şeyler değil. Ama Evet. 30 yaşındasın. Evet, bu çocuk anlar. Evet, içeri mi alalım diyorlar. Yani saçma çünkü şarkıda herhangi bir uyuşturucu zaten net olarak ismi geçmiyor. Dolayısıyla uyuşturucu kullanmayan ve bu çevreleri bilmeyen, bu işleri bilmeyen bir insan orada uyuşturucudan bahsettiğini muhtemelen anlayamaz bile. Burada da bir sıkıntı var. Yani bu işin uyuşturucuya özendirme kısmı nerede? Evet, şarkıda uyuşturucu kastediliyor ama özendirme kısmı nerede öncelikle? Ayrıca bir yapımcı kanabisin esrar anlamına geldiğini bilmek zorunda değildir. Evet. Yapımcıyım ben. Bunu narkotiğin işi bu. Narkotik 2 haftada çözümlemiş olayı. Ben yapımcı olarak ne diyecektim? Bah, burada böyle diyorsun, burada böyle diyorsun. Düzelt bunları gel. O zaman benim özgürlüğümü kısıtlayan yapımcılardan ne farkım kalacaktı? Geçmişte yaptığın eleştiriler hani ona nazire midir bu sonuçlar, mahkeme sonuçları? Öyle bir hissiyat var mı? Yani Evet. devleti eleştirin. Yönetimi eleştirinden dolayı mıdır bu böyle sonuçlanıyor? Payı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yapılabilecek tek mantıklı açıklama bu. Eğer bunun da payı yoksa ortada mantık diye bir şey yok. Tek mantıklı açıklama geçmişimde aldığım cezalar, geçmişimdeki yargılanmalarımın bugüne olan uzantısından dolayı bana karşı hala hınçlarını alamamış olmamaları. Olmaları. Yani saçma bir soru soracağım ama Jack yüzünden hapse girebilir, bu yüzden Jack'ten nefret ediyor mu? Hiç. Keşke ona yapımcı olmasaydım dedim ama saçma da değil, sonu güzel. Keşke bu albümü veya parçayı, klibi yapımcısı olmasaydım dedin mi? Hiçbir zaman demedim. Zaten epidemiyi kurma sebebim kendi özgürlüklerimin elinden alınması ve bundan sonra bu özgürlüklerin elinden alınmamasını istemem. Yani özgür bir şirket olarak kurdum Epidemi'yi. İsteyen istediği müziği istediği şekilde yapabilsin diye kurdum. Bu işin sonucunda da bir hapis cezası çıkacaksa dönüp Ceg'e kendi içimden bile ulan ben nereden bulaştım bu işe demeyeceğim. Çünkü o özgürce müziğini yaptı. Ben de onun özgürce yaptığı müziği özgürce yayınladım. Bu şöyle söyleyeyim. 4 yıl 2 ay dile kolay tabii. Yani bu kararı duyduktan sonra nasıl bir hissiyata büründün? Yani çok da bir şey yaşamadım. Ben 17 yaşında. Yani bilen biliyordur, takip eden biliyordur. Benim bütün çocukluğum, bütün gençliğim zaten mahkemelerde, duruşmalarda hapis cezası ile yargılanarak, kimi zaman ceza alarak, bilmem ne yaparak böyle geçti. Artık alışmışım. Dolayısıyla şey yapmadım yani. Dünya başıma yıkılmadı. Türkiye'de yaşıyoruz. Her zaman her şeyin en kötü şekilde sonuçlanabileceği ihtimaline de karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Ben zaten bu ihtimale karşı hazırlıklıydım. Şaşırdım sadece çünkü
hukuksal değil, mantıklı değil, saçma. Bir de bize hakimin tavrı falan da çok komikti yani. Biz oraya boşuna gittik. Hakim zaten hükmü vermişti. Bizi laf ola dinledi. Gözlerinin içiyle bize gülüyordu. Ya bana şey dedi. Seni hapse atacağım dedi. Kaçacak mısın? Tehdit, yani eğleniyor. Oyun oynuyor yani. Eğleniyor, eğleniyor. Hakim bizle eğlendi orada. Ya şöyle de ekleyeyim. Bu arada kendimizi bu konuda savunurken ne yapmamız gerekiyor? Yani sonuçta bu işi sadece sen yapmıyorsun. Bunlardan sadece sen yapmıyorsun veya Jack yapmıyor. Tek günah keçisi sen değilsin. Veya siz değilsiniz, epidemik değil. Bundan sonraki süreçte Türkçe rap severler veya rap severler veya müziği seven insanlar ne yapması gerekiyor toplu bir hareket olarak? Bu noktada kamuoyu oluşturmak önemli. Ezel'de bu çok güzel gerçekleşti. Böyle bir olumsuz bir yere giderse bu iş, kamuoyunun önemi çok büyük olacak. Bir şekilde insanların ses çıkarması gerekecek. Çünkü biz sesimizi çıkaramıyor olacağız öyle bir durumda. Dolayısıyla buradan da söyleyebileceğim şey bu olur. İş olumsuz bir noktaya giderse sesinizi çıkarın. İş bizim adımıza değil ama başka bir sanatçı adına olumsuz bir noktaya giderse, çünkü ben elimden geldiğince sesimi çıkaracağım. Bana bir şey olursa da arkada kalan insanlardan bunu isteyebilirim, ses çıkarmaları. Bu dava olumsuz, şu anki sonucu olumsuz. Şimdi yapılması gereken hareket, hani bizi engelleyen, yani bu müziği engelleyen bir kanunsa, düzeltilmesi gereken bir kanun var demek. Hani bunun için bir çaba sarf ediliyor mu? Bir girişim var mı? Onu merak ediyorum. Veya bizim Yok, yapmamız hayır, gereken bu. neler? Yani ben keşke Kültür Bakanlığı'yla bir karşı masaya oturup çözüm önerilerimi sunabilsem. Ama bizim karşılaştığımız tavır, insanların, yani bizi yargılayan insanların bu olayı çözmek niyetinde olduğuna dair bir şey hissetmiyorum ben. Bir şeyi çözmek istemiyorlar. Kendilerine benzemeyen herkesi susturmak, kendilerine benzeyen çoğunluğu daha da yükseltmek istiyorlar. Benim gördüğüm şey bu oldu. Yani çocukluğumdan beri gördüğüm şey bu oldu. Her çıktığım duruşmada, her başıma bela olan hukuksal sorunda gördüğüm şey bu oldu. Kimse çözmeye gitmek istemiyor. Onlar sussun, bana benzemeyenler sussun, bana benzeyenler konuşsun. Bu kafadalar. Keşke çözüme gitmek isteseler de karşılıklı oturabilsek. Karşılıklı oturursak, çünkü ben bu işin bir yapımcı olarak Türkiye'de yeni dönem müziğini iyi koklayabilen bir, doğru çözüm önerileriyle hem sanatçıları mutlu olacağı şekilde hem devlet büyüklerinin mutlu olabileceği bir çözüm önerisiyle gelebilirim. Ben bu işi çözmeye hazırım. Ama karşımdaki kişi bunları duymaya ve bu işi orta noktada halletmeye hazır mı? Problem burada. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz dediğinde, onlar müsaade etmediği sürece biz hiçbir şey yapamayız. Bizi teker teker toplarlar, içeri atarlar, sustururlar. 3 gün insanlar ayaklanır, 4. gün alışırlar. Şimdi hani böyle toplu hareketler oluyor. Böyle Twitter'da misal gördüğüm şeylerden bahsedeyim. Hani öğretmenler atama isterken bakanları veya başbakanları, o konuyla ilgilenen devlet görevlilerini etiketleyip bir şeyler yazıyorlar, atıyorlar. Bizi görün, bizi duyun diye. Hani bizim yapmamız gereken böyle bir yürüyüş, Twitter'da böyle hashtag ne deniyorsa onlardan yapmamız gerekiyor mu sence? Yoksa Bence gerekiyor. Ses çıkarmamız gerekiyor. En azından böyle bir şeye kalkıştıklarında arkamızdan büyük bir kalabalığın geleceğini fark ettirmek gerekiyor. Bizi hala sanırım çok küçük bir azınlık olarak görüyorlar. Aslında günden güne ne kadar büyüdüğümüzün farkında değiller. Bunu fark ettirmek gerekiyor. Yaptıkları şeyin hukuksuz olduğunu fark ettirmek gerekiyor. Burada bir hata var diye gözlerinin önüne getirmek gerekiyor. Dolayısıyla Twitter'da yapılan hashtagler de faydalı. Atıyorum, hangi sanatçının bir duruşması olacaksa toplanıp o duruşmaya gitmek de faydalı. Yani yapılabilecek, aklına gelecek her şey faydalı. Yeter ki kimse susmasın. bu hani şimdi aynı anda zamanlaması eş zamanlı olarak yapılırsa daha kendimizi ifade eder, duyurur bir şekil
Almaz mı? Çünkü sonuçta ben hani buradan yapsam bir tane olacak, tek gidecek ama toplu olmayacak. Hani ilgilerini çekmeyecek. Belki aşağılara kayıp gidecek. Ama toplu bir şekilde yapılırsa belki sesimizi duyurabiliriz. Ama bunun içinde bir kanundaki sıkıntıyı açıklayan bir durum, mantıklı sözlerle açıklayan bir durum. Ne derler? Duyuru, ne manifestomuz var mı? Böyle bir manifestomuz şöyle. Bizim savunmalarımız var. Bizim savunmalarımızda zaten ne kadar hukuksuz olduğunu anlattık. Yeri geldiğinde bu savunmaları paylaşabilirim. Ama şu an ortaya çıkarılmış bir manifesto yok. Bu manifestoyu da oluşturmak bence ne benim haddime ne X birinin haddine. Dolayısıyla ben oturup bir manifesto hazırlıyorum, hadi bunu paylaşın diye bir şey yapamam. Beraber herkesin Bunu toplanıp o konuyu konuşup, yani el yazısı güzel olan bir arkadaşın da kağıda döktüğü bir durum olamaz mı? olabilir de ne kadar işe yarar şu aşamada bilmiyorum. Şimdi sonuçta sana dokundular. CG dokundular. Ezel'e dokundular. Hani sıra başka arkadaşlara da gelebilir ki gelir. Yani ne kadar popüler oluyorsan, ne kadar yükseliyorsan orada seni durduruyorlar, alıyorlar, çekiyorlar. Şimdi yükselen isimler var, arkadaşlar var. Sıra onlara da gelecek ve bundan sonraki gelecekteki arkadaşları da gelecek. Yani bu işi yapan. Çünkü bahsettiğimiz şeyler genel olarak aynı şeyler. Yani Evet, aynı evet. yerde dönüyoruz. O yüzden bunun bir şekilde beraber savaşı verilemez mi? Ben bundan bahsediyorum. Buradan da tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Eğer hani izleyen, dinleyen olursa birbirimizle görüşelim. Bu konu çok ciddi bir konu. Sonuçta zamanı gelince size de dokunacak diyorum. Ben de şunu söyleyeyim, şunu çok netleştirmemiz ve herkesin çok iyi anlaması lazım. Burada en vahim olan durumu anlatıyorum. Beni sevmeyebilirler, Jack'i sevmeyebilirler. Belki hatta o kadar vicdansızdırlar ki biz hapse girdiğimizde oh iyi oldu da diyebilirler. Ama eğer bu dava olumsuz sonuçlanırsa biliyorsunuz hukuk emsal sistemiyle ilerler. Ve bu bir emsal teşkil edecek. Dolayısıyla benzer şekilde şikayet eden ve benzer kelimeleri kullanan bütün rapçileri çok rahat ve yapımcılarını çok rahat bir şekilde hapse atabilecekler. Bizim başımızdaki bela bu yüzden Türkçe rap adına önemli olduğunu düşünüyorum. Emsal teşkil edeceği için. Aynı şekilde bizim davamız olumlu sonuçlanırsa olumlu anlamda emsal teşkil edecek ve özgür sanatın önü biraz daha açılabilecek. Ha, bu noktada bizim başımıza olumsuz bir şey gelince beklesinler, birkaç ay içinde teker teker o çok sevdiği MC'leri toplayacaklar. Yani ben hani şöyle bir şey, seçim sonu olabilir diye düşünüyorum. Bu tip şeyler insanlar sakin kalsın diye seçim sonrasında yapılabilir. Ama inşallah olmaz öyle şeyler, ama dediğin gibi %99 olacak gibi. Değiştiriyorum, konuyu kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Hani ben sana antici gibi takıldım ama değilim. Seni seven biriyim. Umarım her şey ferah erer. Hocam, Umarım. Joker'in son olaylarını sorabilir miyiz? Bir de epidemik stüdyoları ya da merkezi bir yeri var mıdır? Yahya. Hangisini cevaplayayım? İkisi de olabilir. Joker son olaylar. Joker'in son olayı tatsızdı. Bazı kurduğu cümleler de bence yanlış cümlelerdi. Ama biraz da günah keçisi ilan edildiğini düşünüyorum. Artık insanlar Joker'den biraz şunu bekliyor gibi. Hadi bir şey yapsın da linç edelim. Bunu kolluyorlar gibi geldi. Bu Joker'in yaptığı yanlışlar olmadığı anlamına gelmez. Hepimiz insanız. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Ama günah keçisi ilan etmek başka bir şey. Benim de başıma sık sık geldiği için o açıdan anlayabiliyorum. Öbür soru neydi? Merkeziniz var mı? Epideminin merkezi var mı? Yani öyle bir hadi gelelim gidelim epidemiye de elimizde diye bir şeyle tabii ki mücadele edemeyiz. O yüzden işi tabii ki bir merkezi vesairesi var ama olayı mail iletişimiyle sürdürmekten yanayız. Aynı Bunu projede tekrar etmeme gerek yok zaten yani nasıl bir mail sistemi yürütüldüğünü en baştan söyledim. Kaçırdıysa kısaca tekrar edeyim. Epidemiye gelen
mailler okunuyor. Epidemiye gelen demolar dinleniyor ya da şarkılar, bitmiş şarkılar ya da bitmiş klipler inceleniyor. Epidemiye gelen materyalsiz işler okunuyor. Tabii cevap verilmiyor. Çünkü epidemikte yer almak için ne yapmamız lazım diye bir mail cevaplanmıyor. Adam gibi şarkısını yollayan insanların şarkısı dinleniyor. Olumlu döneceklerimize olumlu dönüyoruz. Olumlu dönmediklerimize de sen kötü yapıyorsun demek istemiyoruz. Biz iyiye kötüye karar vermiyoruz. O anki epidemik çizgisine uygun olan işleri çıkarıyoruz. Patron Joker disleşmesini soruyorlar. Patron disinden sonra piyasa hani zaten hareketliydi de daha başka yönde hareketlenmeye başladı. Patron Joker disleşmesini kendi bakış açısından yorumlar mı Selver Uras? Yani o kadar ortada bir bakış açım var ki bilemiyorum ya, bir yorumum yok ya bu konu. Ya gerçekten şey değil, ortada kalmak adına söylemiyorum ama hiçbir yorumum yok bu disleşmeyle alakalı. Yani kim daha iyi rapçi? Patron mu Joker mi? İkisi de iyi rapçi ya. Yani sence gerekli miydi? Şöyle söyleyeyim. Ha bence değildi, bence değildi. Piyasa zaten yeterince hareketli. Yani birbirine diss atıp biz piyasayı hareketlendirdik kisvesi altına girmek mantıksız. Piyasa zaten çok hareketli. Herkes çatır çatır işlerini çıkarıyor. Server böyle bir şeye girer miydi? Hani hatırlanmak için böyle bir disleşme olayına girer miydi? Öyle düşünüyor musun ya, Yok patronun ya. yaptığı işin hani dis yapmasının sebebi? Hani sonuçta albümünden, klibinden parçalara bakınca bir tarafta 300 bin dinleniyor. Bir parça yapıyor, dis yapıyor. Bir anda bir günde 1 milyona yakın dinlenme alıyor. Hani sence bunu yapma sebebi tekrar kendini Yapma sebebi hatırlatmak mı? sönmek üzere olan bir etkinin son çırpınışları ve beni artık duyun. Beni duymanız için ben daha ne yapayım? Bakın herkese diss attım. Hadi artık bunu dinleyin. Olup olmadığını mı soruyorsun? Oh, aslında vurdu sonra hani beni böyle olta attı ama oltaya gelir misin gelmez misin diyorsun. Hayır, Teşekkürler onu Selver. Soruyorsun diye Teşekkür. Soruyorum. Tabii onu ki de. Hayır, olayı buna çekemezsin şu anda. Onu mu Teşekkürler. Soruyorsun diye sana soruyorum. Çok teşekkür ederim. Selver vurdu, gol oldu. Ben de kabul ediyorum, onu soruyorum. Ben öyle hayır, bir hayır, sözü... onu mu soruyorsun? Ben cevabımı vereyim o zaman. Ya sağ cevabı. Ben hani güya atladım ben hani böyle bir şey yapacağım. Evet, onu soruyorum. Tabii ki de onu sormuyorum. Senin kendi düşünceni soruyorum. Bence düşüncen de o. Mu? Yo, bilmiyorum. Ben bunu yapmazdım. Sadece bunu söyleyeyim. Yani benim de bütün müzik hayatım inişler ve çıkışlarla dolu. Yani atıyorum Ortam Kızı'nı yaptım. 17-18 yaşındayken milyonlarca dinledi. Sonra Ezoterik albümünü yaptım. Kimse dinlemedi. Onu yaptım öyle oldu. Bunu yaptım böyle oldu. Bütün müzik kariyerim hiçbir zaman stabil gitmedi. Her zaman inişlerim ve çıkışlarım oldu. Ama ben düşüşteyken bir şarkı yapıp herkese diss atmazdım. Diss atmazdım. Ama hani geçmişte böyle yaptıklarım var. Hani şöyle söyleyeyim. İnsanlar genel olarak biriyle dissleştikten sonra, barıştıktan sonra, son zamanlardaki olaylardan bahsediyorum. Misal Şinşal'la No 1 barıştı. Adamlar dissleşiyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Şimdi yan yanalar. Ne kadar tuhaf bir iş gibi görseler de sen zamanında Şinşal'la dissleşmelerin vardı. Daha sonra çok güzel bir çalışmayla barış yapmıştınız. Barışırken neler konuştunuz? Vallahi geçmişi çok konuşmadık. Oturduk, geyik yaptık, sohbet ettik. Yeni bir şarkı yaptık ve o şarkıyla ilgili kafa yorduk. Geçmişe takılmayıp daha çok önümüze baktık o dönem. Gereksiz ve hala olduğunu düşündün mü? Yani işte yaptık ama onlar gereksizmiş ya, sen çok iyi bir adammışsın dedim mi? Yani veya o sana dedi mi? Ya %100 öyle düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. O dönem bence Şehinşah'la disleşmemiz gereksizdi. Aynı şekilde patronla disleşmemiz de gereksizdi. Ve o dönem kimle disleştiysek. Ama o dönem öyle yaşlardayız ki 18-19 yaşlarındayız ve içimizde bir ateş var. İçimizdeki ateş egomuzla harmanlanıyor ve sürekli onu dışarı püskürtmek istiyoruz. Sürekli bir gövde gösterisi yapmak ister durumdayız. Dolayısıyla İki cambaz bir ipte oynamaz mantığıyla piyasada kim varsa hepimiz silip süpürme peşindeyiz. O dönem bizim için öyle ateşli bir dönemdi. Şu an öyle değil. Şu an zaten piyasa çok büyüdü ve arkadaşlarımız bir şekilde yürüdüğünde biz gururla bakıyoruz. Bana göre böyle şöyle söyleyeyim. Nesillere ayırıyorum ben Türkçe rapi. Birinci nesil
abilerimiz var. Kartel, Bobby, Killa Hakan, Sagopa Kajmer, Ceza, Fuat abi, Dumanyak. Hani sayabileceğimiz birçok isim var. İkinci nesil, yani Türkçe rap'in bence efsane nesillerinden biri. Hani bunun içinde Piton var, Sansar var, Şehinşah var, Patron var, Karaçalı var, Sayan var. Sansar dedim mi? İkinci mi diyorum bilmiyorum ama hani var oğlu var. Hani bu nesil içerisinde hala devam ettirenler var. Bu nesil Türkçe rap'i şekillendirdi diye düşünüyorum. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni şu bence. Bizden önce kartel vardı. Dolayısıyla Almanya'da yapılan ve Almanya'da yaşayan Türklerin sorunlarına değinen bir rap yapılıyordu. Daha sonra bunun Türkiye'ye yansıması bir süre kartel taklidi olarak devam etti. İşte R'leri vurgun söylemek, biraz daha Türkçeyi yanlış kullanmak, eğip bükmek şeklinde gitti. Bizim nesil biraz daha yerelleştirdi bu işi. Biraz daha Türkçe rap denen şeyin ana hatlarını ortaya çıkardı. O açıdan bizim neslin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu diğer nesillerin önemsiz olduğunu anlamına gelmez. Zaten kartel sevgimi bilen bilir. Yani ben bu işin Türkçe yapılabileceğini kartelle öğrendim. Ben çocukluğumda her gün kartelin kasetini 10 kere 15 kere üst üste dinleyerek büyüdüm. Sadece işin şekillendirme aşamasında biz biraz daha devreye girdik gibi hissediyorum. Yani işi Almancı rapinden yerel Türk rapine dönüştürme aşamasında belli roller oynadık bizim nesil olarak diye düşünüyorum. Bu nesilde bana göre en kaliteli nesil. Bana göre hani şimdiki nesili beğenebilirler ama bana göre en kaliteli hani hakkını verenler diyeyim. Çünkü şartlar, olumsuzluklar ona rağmen hani müzik olarak da hani o duruma göre yani analiz edersek imkanlara göre en iyileri yapıldı. En iyi rhyme'lar, en iyi flow'lar, en iyi müzikler hani şimdi bile açıp herkes dinleyebiliyor bu nesili ama şimdi yeni yapılan işlerde belli bir süreden sonra kesiliyor. Atıyorum bir parça yapıyorsun, aniden milyonlara geliyor. Ondan sonra çok yavaş bir ilerlemeye sağlıyor. Neden hemen sıkılıyor insanlar? Çünkü çok fazla üretim var. Çok fazla üretim olunca çok fazla tüketim de oluyor. Ya da çok fazla tüketim olduğu için çok fazla üretim var. Bilmiyorum. Kısır bir döngü gibi. İnsanlar artık kolay. Ya şu an aslında hit yapmak kolay ama klasik yapmak zor. Ya o ve MC'ler de hit yapmaya oynamaya başladı biraz daha. Yani şu an yaptığım iş yükselsin, tarihe adını yazmasa da olur. Çok güzel bir Kafasında. söz. Klasik yapmak olay. Aynı projede bulunduğun, pişman olduğun kişiler var mı? Düşüneyim. Joshua sormuş. İşte zamanında yaptığım pop düetleri dediğim gibi benim isteğim doğrultusunda gelişmediği için pişman değilim. O dönem için sonuçta o imzayı ben attım. Kimse bana silahlayamadı o imzayı atmam için. Sonucunun böyle olacağını bilmiyordum ama sonuçta benim hatam ve bedelini ödediğime inanıyorum. Bir pişmanlığım yok. Ben kötü şeyler yaşamasaydım epidemik diye bir şey olmayacaktı. Benim yaşadığım kötü tecrübeler epidemiyi var etmeme neden oldu. Bir pişmanlığım yok. Her yaptığım şey doğru değildi. Birçok hatalarla dolu bir kariyerim var. Aynı şekilde birçok doğruyla dolu da bir kariyerim var. Her insan gibi. Dolayısıyla pişman olduğum bir şey olmadı ya. Albümünden bir soru soralım. Cansu şarkısının bir hikayesi var mı? Yani öyle bir kız tanıdım ve bir anda çıktı şarkı. O belli özelliklerini çok beynime kazımıştım ve onu tasvir etmek istedim bir şarkıda. Vlogların seviliyor. Ya daha doğrusu geçmişte de bir streamerlık yani yayıncılık yapıyordun. Herkes keyifle izliyordu. Bu tür paylaşımlar YouTube kanalında vloglar yapacak mısın? Yani işte vlog çektiğim dönem kadar keyifli değilim. O yüzden şu sıralar çok öyle bir motivasyonum yok ama bir de kameram bozuldu. Bir ara elektrikçiye gidip lehimletmemiz falan gerekiyor kamerayı. Bulamıyorum da aynı kameradan. Kamerayla çekmeyeceksem de başka kamerayla çekmem. O kameraya alışayım. Ondan sonra bu gibi bazı sorunları çözersem ya yaptığım dönem çok keyif alıyordum. Vlog çekmekten de çok keyif alıyordum. Kurgulamaktan da çok keyif alıyordum. İzlenip izlenmemesi hiç umurumda değildi. Benim için bir hobi ve deşarjdı vlog olayı.
Ya umarım bir süre sonra her şey yine eskisine döner ve vlog çekmeye devam ederim. Şu an sadece bunu yapacak Ben motivasyonum yok. enerjinin kaybetmeni istemiyorum. Her ne olursa olsun, yani sonuç ne olursa olsun, her zaman motivasyonunu üst düzeyde tutmanı, mutlu olmanı istiyorum. Yani Teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum bu konuda zaten. Jack soruları var. Jack nasıl bir karakter? Patron, epidemiğin patronu, kralı. Jack'i nasıl buluyor? Ya Jack'i zaten çok seviyorum. Çok seviyor olmasam beraber bu kadar iş yapmazdık. Benim son iki albümümde onun düeti vardı. Onun son albümde benim düetim vardı. Çok seviyorum. Şahsına münhasır bir insan. Herkesin öyle kolay iletişim kurabileceği biri değil bence Volkan. Ama Ondan içinde nefret kötülük ediyorsun. olduğuna inanmıyorum. Evet. Ha, içinde kötülük olduğuna inanmıyorum. Kötü niyetli olmadığını, tam tersi çok temiz kalpli bir insan olduğunu, sadece bunu çok dışarı gösteremediğini düşünüyorum. Nefret ettiğini söyledi arkadaşlar. Nefret ediyorum ondan, Volkan'dan nefret Her ediyorum. Hapse gireceğim onun yüzünden. bütün pislikler onun yüzünden başına Aynen. geldi diyor. Kesinlikle öyle dedim. Haklı da, hak da veriyorum. Yani Jack, yanlış adamsın. Yanlış adamsın. Fuat Ergin'le aralarında bir kopukluk var mı? Sonu geldi mi? Vardı veya. Ya bir Varsa da ben kopukluk var. bilmiyorum. Eskisi kadar iletişimimiz olmuyor. Denk geldikçe sohbet ediyoruz tabii. Ama yani mesela kalbim albümü burada kaydedilmişti. O dönem daha sık görüşüyorduk. Şu sıralar o kadar sık görüşmüyoruz. Ya denk gelince konuşuyoruz ama dediğim gibi. Joker'in Server benim yanımdaydı açıklamasından sonra Sokrat da dolayısıyla Şanışer ile aralarında bir soğukluk girdi gibi gözüküyor. Böyle bir şey var mı? Girmedi. Yok, hayır. Yani şu an ben onların kavgasında bir taraf değilim ve olamam. Çünkü olay benden çok daha bağımsız bir noktada. İki taraf da benim arkadaşım. Ve bir kopukluk vesaire yok. Yani yine Sokrat'la, Şanışer'le denk geldiğimiz yerde eminim uzun uzun sohbet eder. Ve aynı şekilde iletişimimize devam ederiz. Şanışer'den tiksindiğinden bahsetti burada arkadaşlar. Uzun uzun, yani ondan böyle nefret ettiği, tiksindiği şeylerinden konuşabilirim dedi. Bu Aslında böyle şeyler söylenmemi istiyorlar, değil mi? Yani ya birilerine söylemem gerekiyor. İşin raconu kesinlikle bu. racon bu. Biz de bunu istiyoruz. Şimdi bu geçmişte bir olay var, bir fotoğraf var. Yani hatırladığım kadarıyla Joker var, Alefay var, kim vardı? Evet. Sen varsın zaten. Beta var mıydı? Yani Ben fotoğrafı çektim. Ben yokum o fotoğrafta. sen, yani sizin sanki şu platformda olması lazım. Bulunduğun yerde olması lazım. Hala Evet, var. evet. Burada, burada. O fotoğraf ne amacıyla çekilmişti? Yani bir barış imzalanmıştı ama olaylar nelerdi? Server neden aracı oldu? Aracı olmayı sever mi? Aracı olmayı sevmekten ziyade iki tarafta benim arkadaşım olduğu için ve yani arkadaşımdan ziyade iki tarafta da iletişim kurabilen bir insanım. Aradaki köprü olabileceğime inandım ve aralarındaki problemlerin konuşularak halledilemeyecek şeyler olmadığını düşünüyordum. Ki o gün konuşup hallettilerdi aslında. O Ama gün konuşulduğunda herkes oradan memnun ve düşmanlığını silmiş şekilde ayrılmıştı. Sonra yeniden alevlendi. O sonra yeniden alevlendiği noktada da ben artık şeyi bıraktım yani. Bu konuya kafa yormayı bıraktım. şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Indigo. Evet. Evet. Indigo ile disteşmeler oldu. Evet. Neden bu disleşmeler oldu? Aslında geçmişe baktığımda hani Indigo ile muhabbetinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani öyle hatırlıyorum. Zaten senin birileriyle kötü muhabbet ettiğini de bilmiyorum. Ama Indigo ile sorun nerede başladı? Ya ben barışçıl bir insanım mesela. İnsanlar bana düşmanca gelmediği sürece kimseye düşman olmam öyle kolay kolay. Indigo bana durup dururken diss attı. Diss'inin sebebi de benim işte 2013 yılında yaptığım Beni Bilmiyorsun isimli albümün kendi hip hop etiği değerlerine uymamasıydı anladığım kadarıyla. Ama bana diss attığı dönemde de ben mahvolmuş durumdaydım. Başıma 1 milyon liralık dava açılmış. Yere düşmüşüm.
tekmeleyen tekmeleyene kalkmaya çalışıyorum bir yandan. Ben kalkmaya çalıştıkça yeni bir tekme geliyor. Böyle bir dönemimde ben zaten bu onun bana diss atmasından önce Melek Şeytan'ın tarafında isimli şarkıyı anlatıp olayı kendi tarafından anlatıp zaten bir öz eleştiri yaptım. Ben öz eleştiri yapmışken bana yaptığım eleştirileri bana yeniden kendi adına doğrultmasına gerek yoktu. Bir de öyle bir dönemde hiç gerek yoktu. Yani bırak önce bir kendime geleyim, bir kalkayım ayağa, ondan sonra diss atacaksan savaşalım. Zamanlaması çok manidardı bence. Benim en Kaçırdım. çok... Pardon, kaçırdım bir konu var. Yani 1 milyon liralık dava mı vardı? Öyle bir dava yaşadın mı? Neden yaşadın? Evet. Eski şirketimle alakalı sözleşmeyi tek taraflı feshettiğim gerekçesiyle şu an hala devam etmekte olan bir davamız var. Nasıl bir kindir, nasıl bir düşmanlıktır ki böyle bir dava açabiliyor ve de sende hani şöyle söyleyeyim. Yani eski şartlara göre konuşayım. Sana 3-4 milyon lira falan mı kazandırdı da 1 milyon liralık dava açıyor? Sadece şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben o albümden, Beni Bilmiyorsun isimli albümden bir Türk lirası bile kazanmadım. Ama 1 milyon lira davayla karşı karşıyasın. Yani müthiş bir Aynen öyle. rakam, müthiş bir rakam. Evet. Aslında param olacak derken MC Ender senden dolayı mı diyordu Server? Uraz'dan dolayı mı? Param olacak. Herhalde öyle diyordu yani Yani dava açacağım, 1 milyon liralık tazminat davası açacağım ve param olacak. Server Uraz'ı hayal etmiş yaklaşık 20 yıl evvel ve bu davayla beraber 1 milyon liraya koşuyor. Tebrik ediyorum yani bizim büyüklerimiz böyle yapıyorsa yani küçükler neler yapmasın. Yakında CG karşı bir 1 milyon liralık sen de bir 10 milyon liralık açarsın. Kapatırsın Aynen. olayı. Olayı kapatırsın. Senin yüzünden başım belaya girdi diye 10 milyonluk dava açarım. 1 milyonunu da işte benden o 1 milyonu isteyen kişilere bağışlar, hibe ederim. Kurtulursunuz. Kesinlikle. Ve hani böyle geçmişte beraber takıldığınız mı diyeyim, iş yaptığınız arkadaş diyeyim. Yani Flowart, Oğuz. Neden sıkıntılar yaşadınız? Aslında sen değil, daha çok Berk yaşadı. Evet, Berk yaşadı. Berk de benim kardeşim, dostum. Dolayısıyla bir insan Berk'le sıkıntı yaşayınca kayıtsız kalamam. Bu sırada tabii bana da diss yapmış ama yayınlamadı. Bu yüzden ben de iletişimimi kestim aslında. Oturup ben Flowart'a bir düşmanlık yapmadım ya da ne bir diss yaptım ne gerçek hayatta bir problem çıkarma amacıyla bir planlama yaptım. Sadece hayatımdan çıkardım. Şimdi dostluklar kuruluyor, aynı evde oturuyorsun, sofralarda oturuyorsun, Evet. geziyorsun, tozuyorsun, arkadaşlık kuruyorsun, sırdaşlık yapıyorsun. Daha sonrası hani ben böyle bir arkadaşlık kurduktan sonra ben dis olayına girişmem. Çünkü birbirimizi yaralarız yani fazlasıyla yaralarız ki arkadaşlık iyiyken hiçbir sıkıntı yok. Yani konular açılmıyor. Yani negatif gördüğün şeyleri dışarı vurmuyorsun. Kötüyken negatif gördüğün şeyleri vurduğunda bana göre karaktersizlik gibi geliyor. Böyle düşünüyorum. Sonuçta ben hani Ufuk'la belki de milyonlarca kez kavga etmişimdir ama gidip de hani kötü olduğum İlkan diss atmaya yönelmemişimdir. Yani dostluklar böyle mi olması gerekiyor? İlk kötü olduğuna yapıştırıp geçelim mi demektir dostluk? Yani benim de eskiden çok sıkı dost olup şu anda hiç görüşmediğim, bir nebze kırgın ya da kızgın olduğum rapçi arkadaşlarım var ama oturup diss atmayı düşünmedim onlara. Ya ben zaten kimseye oturup diss atmayı düşünmüyorum. Benim diss tarihime bakarsan zaten hepsi şeydir yani. Benim cevap vermemden oluşan disslerdir. Ben durup dururken herhalde 17-16 yaşındayken yapmışımdır en fazla durup dururken birine diss atma işini. O yüzden diss olayı bilmem herhalde ses getiriyor diye seviyor rapçiler de yani. Sebep arıyorlar biraz. Ses getiriyor diye geçmişini insanlar neden satıyor diye merak ediyorum. Tamam, hani sıradan bir Evet, bana arkadaşlık göre de olabilir. doğru değil. Evet. Sıradan bir arkadaşlık olabilir veya
Yani çok tehlikeli şeyler yaşamış olabilirsin. Çok tehlikeli şeyleri yaşamışsan da bence farklı boyutta halledersin onu. Yani insanları sus, hani kaba kuvvetle değil, susturabilme şeklin, hani böyle hani arkadaşları içeri almışsın, konuşmuşsun ya, Joker barış sağlamışsın ya. Kendi aranda da hani düşman olduğun kişiyle de bir barış sağlayabilirsin. Arkadaşım sus diyebilirsin, yani anlaşabilirsin, ama direkt kirli çorapları dışarı çıkarıyorsun, ortaya atıyorsun. Ben seninle şunu yaşadım, sen bunu yaptın, böyle yaptın diye gidersen bana göre yanlış bir insansın. Ben o tip insanlarla fazla dertleşmem, yani sırrımı vermem. Yani burada arkadaşlarıma da şunu diyeyim. Yani arkadaşlarınızı seçerken bu konuda dikkat edin. Kendiniz de böyle trip trip davalara girmeyin. Katılıyorum. Hiçbir disimde de insanların çok iyi bildiğim kirli çamaşırlarını dökme yoluna gitmedim. Büyük konuşmayayım. Çok ciddi bir atağa uğramadığım sürece de bunu yapmam. Ben de en az diğer insanlar kadar pek çok kişinin kirli çamaşırlarını çok iyi biliyorum. Ama gerekmedikçe, ki gerekmesi çok dediğim gibi spesifik anlarda olur, ben bunları sermek istemiyorum kimsenin önüne. Bu çünkü çirkin bir davranış. Yokzilla Part 6'da geçen kavga mevzusunu bir de kendisinden duyabilir miyiz? 7 kişi bir kişiye mi daldı, yoksa konuşarak mı sorunları hallettiniz? Yani işte orada Taksim'deydik. Öyle bir gerginlik oldu. Ben de elimden geldiğince ortada yatıştırmaya çalıştım. Yoksa benim böyle durun falan diye bir kahraman olma, sadece bir gerilim varsa bir kişinin de yatıştırmaya çalışması gerekir diye düşündüm. Gelecekte tekrardan Limit Yok gibi bir parça yapar mı? Toplu parçalar elbet yapılır ya. Yani toplu parçalara karşı hayır bir daha yapmayız diye bir şey kimse demez zaten. Keyifli oluyor toplu parça yapmak. Beraber müzik, hani bu işi yapmaktan hoşlandığın kişi kimdir? Yani veya kişiler diyeyim. Beta. Beta. Tek beta mı? Denizli koyar mıyız? Yo, hepsini koyarım yani. Şu sıralar Deniz çok fazla Deniz müzik senden yapmıyor, o nefret yüzden. ediyormuş. Onu da söyleyeyim. Deniz buradan. Ben onu çok seviyorum, olsun, onun canı sağ olsun. Çok fazla kişi var beraber müzik yapmaktan hoşlandığım. Onlarla da beraber müzik yapıyoruz zaten. Ama Beta ile zamanında çok fazla iş yaptık. Yani oturup 24 saatte bir albüm bitirdiğimiz de oldu. O yüzden onunla yakaladığımız bir müzikal uyum var. O yüzden öncelikle Beta dedim. Ben hani şöyle söyleyeyim, birçok arkadaşımın canlı performansını izledim. Bana göre canlı performans, hani normal şarkısını açıp dinlemem ama canlı performansı oldu. Hani dinlemem derken dinlerim de, hani böyle Beto açayım da dinleyeyim demem, ama sahnedeyken ben Beta'nın enerjisini müthiş buluyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü yıllarca beraber iş yaptınız. Yani aslında güncel hayatındaki yüksek enerjisini sahneye yansıtıyor diyebilirim. Yani zaten Berk'in enerjisi her zaman yüksektir. Dolayısıyla sahneye de kolayca yansıtabiliyor bunu. Seyirci hareketlendirebiliyor, yani böyle hani parçan çok iyi olabilir, efsane olabilir, seyirci seviyor olabilir ki eşlik edebilir, ama parça bilinmese bile, diyelim ki hani yeni yapmıştır parçayı, Beta zıplatır. Benim böyle bir Doğru. düşüncem var. Katılıyorum. Benim böyle bir düşüncem Katılıyorum. var. Katılıyorum. Sahnesi çok iyidir belki. Bu da benim için olumlu bir nokta, yani gerçekten hani sahne adamı diye düşünüyorum. Her zaman için ayrı bir saygım var Beta'ya. Hadi ki. Hatta şöyle bir anı anlatayım. Hazır senle yayın yaparken. İzmir'de Dungeon Bar'da konserdeyiz. Bundan 10 sene önce falan. Alsancak. Evet, Alsancak'tayız. Doğru. Sahnedeyiz. İşte her şey çok güzel geçiyor. Bir anda sahneye biri fırladı. Biri fırladı ve poposunu sallamaya başladı. Deliler gibi. Bir baktık dumanyak. Bizim dumanyakla tanışmamız oydu. Şok oldum, inanamadım. Çünkü tanışmıyoruz önceden ve bir anda etmeye başladı. İnanılmaz mutlu olmuştum ya. Acaba sen var mıydın acaba o konserde ya? Ben o sıra askerdeydim. Yaklaşık bir 10-11 yıllık bir olay. Yani 10 Evet, yıllık bir olay. 10-11 yıl olmuştur. Evet. O günün Çok keyifli bir anda o da ya. fotoğrafları hala duruyor bende. Yani görmüştüm. Müthiş, müthişti, müthişti ya. Şanışer'i
tokatlarken yani bir foto daha var. Onu da biliyorum. Abim biraz delidir yani. Kıçını Onu tokatlıyor. bilmiyorum. Öyle bir tokat görmüşsün yani. Yani değişik şeyler yani. Sizde sallamış. O ayrı mesele. Onu ayrı konuşacağım. Merak ettim o durumu. Aynen çok keyifliydi ya. O da hani abim de sahne adamıdır. Hani ondan bahsetmek istemedim ama abim de çok iyi bir sahne adamıdır. Hala da öyle. Neden şu anda yapmıyor? Şu an yapıyor mu bir şeyler? Aslında böyle kendi kabuğunda ama hani böyle insanlarla iletişimi böyle nasıl söyleyeyim? Uzun süre iyi bir iletişim kuramıyor ve de sabırsız bir adam. O yüzden onu bir yere kapatmalı, bir stüdyo kapatmalı. Onun istediklerini yapacak, sabredecek kişiler lazım. Yapsa Yani yapar. umarım kısa sürede piyasaya döner. Çok selam söyle. Çok seviyorum, çok sayıyorum kendisini. Aleyküm selam. Esselam. Şimdi birkaç soru daha vardı kafamda ama o kaydı. Bu konuyu konuşurken kaydı gitti. Ha. Yani bu soru saçma. O konuyu kapattım ama tekrar sorayım. Hapis cezası kefaletle halledilebilen bir durumu var mı? Yok çünkü paraya dönmesi için 4 yıl ve 6 olması gerekiyor. Hakim de bunu çok iyi bildiği için bize 4 yıl 2 ay verdi ki paraya dönemesin diye. Hadi konuş şarkısında belediye silemez Okan izini derken Sevim Tonurek olayına mı gönderme yapmıştı? Evet, o olaya gönderme yapıyorum. Soruyu soruyor, cevaplıyor ve bitiriyorsunuz arkadaşlar. Lütfen böyle bildiğiniz soruların cevabını şey yapmayın. İhtiyaç molası verebilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Ben de Teşekkür şöyle bir ederim. şey söyleyeyim. Hani ben Hollywood'dan bazı arkadaşlar Westfas'ın üzerinde Epidemi'nin tişörtünü Ben bu kıyafetini... sırada mola mı vereyim mi yoksa seni Tabii, dinleyeyim tabii, mi? tabii, tabii gidebilirsin kanka. Tamam. Server Uras hakkında şunu söyleyeyim. Yani sweatshirt kazanabilirsiniz epidemikle alakalı veya 52 Hz sweatshirt'ü kazanmak isteyenler burada olanlar şöyle bir sweatshirt çekilişi yapalım Server gitmişken. Ve sweatshirt çekilişi keywords yani anahtar kelimesi Server Uras. Server Uras yazan herkes kazanma şansı yakalayacak. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar tabii ki de yaklaşık 1,5 saattir bu sohbeti yapıyoruz. Bana karşı bir antipatiniz varsa onu yani antipati derken hani sormam gereken sorular varsa göremediğim sorular varsa donate kısmından da halledebilirsiniz. Ayrıca muhabbetiniz, sözleriniz gerçekten can sıkıcı olmadığı için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani bu efendi duruşu sergilediğiniz sürece her zaman yeni yeni isimler gelecek. Discord please. Nasıl? Discord'a nasıl alabilirim Serhan seni? Discord şu an sadece server var. Bir kere yazması yeterli. Bir saniye. Bir saniye. Bakamam. Server var şu an. Evet. Server Uras 52 Hz albümünün sweatshirtlerinden veriyoruz. O yüzden arkadaşlar Server Uraz yazanlar kazanma şansı elde ediyor. Bakalım. Şimdik şöyle bir şey. Şu Nerede? an seste bir sorun var sanırım. Seste bir sorun mu var? Bende bir sıkıntı yok. Bir dakika halletmeye çalışıyorum. Sende de sıkıntı yok. Sesim geliyor mu benim şu an? Gayet net, güzel. Ya, tamam. Şöyle söyleyeyim. Tekrar hani sen yokken bir çekiliş başlattım. Server Uraz'ın 52 Hz sweatshirt'i Hollywood.com.tr'den bulabilirsiniz. Ayrıca albümü de bulabilirsiniz. İmzalı posteri de bulabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Hollywood.com.tr/server Uraz kısmından bu işleri hallediyoruz. Arkadaşlar çekilişi sonlandırmak üzereyim. Hatta sonlandırayım, kazananı açıklayalım.
Stop. Kazanan Alperin Non. Tebrikler Alperin Non. Şu an sesim hala aynı şekilde iyi geliyor mu peki? Tabii ki de sesin iyi bir şekilde geliyor. Abi, iki kulaklığa gerek yokmuş. Discord'dan bana ulaşırsan veya bir şekilde sana kardeşim Server Uraz'ın Elikers sweatshirt'ünü göndereceğiz. Yayının sonunda bir kişiye daha gönderelim mi? Tabii ki de gönderelim. Tabii ki de. Bana da bir albüm imzalarsan sevinirim. Hatıra. Aa, iyi biliyorsun. Hatıra. Şimdilik şöyle oluyor. Epidemikten şarkı dışında alternatif işler paylaşacak mı demişler ama zaten anlatmıştın ama tekrar anlatırsan seviniriz. Bunun dışında mesela bu hafta yani şeyi zaten söyledim. Farklı müzik türlerinde de bir şeyler çıkacağını anlattım. Bunun dışında şöyle bir şeye de yönelmek istiyorum. Mesela bu hafta bir graffiti videosu paylaşılacak. İlerleyen zamanlarda da programlar yapılmasını istiyorum. Hip hop programları, konukların da olacağı. Benim sunacağım değil ama başkasının sunacağı. Olaya biraz daha 360 dereceleştirmeye çalışacağım aslında. Sadece şarkı yapan bir şirket değil, aynı zamanda daha büyük bir platform bulup konuşmaların, tartışmaların, programların da olabileceği, işin grafiti ve dans yönünün de izlenebileceği daha büyük bir olaya doğru gitmeye çalışıyorum. Beni transfer edebilirsin yani, şartları konuşuruz, beni transfer edebilirsin. Aslında mükemmel olur. Yani mükemmel ben olur. Her türlü transfer olurum, yeter ki ilgilenin benimle arkadaşlar. Benim sponsora ihtiyacım vardı zaten, hayat şartları. Hem Twitch hem... Bunu konuşalım mı yayından sonra? Bence mantıklı. Tabii ki de. Yani sonuçta ben yani bu işin bir gelişmesini istiyorum. Bu yönde de her türlü kovalarım. Arkadaşlarım yanında olur. Onlar da benim yanımda olduğu sürece. Çünkü sen hani ne kadar hani son zamanlar pek görüşemesek de ben yine de seviyorum. Sen bana hiçbir şekilde yani olumsuz yorum yapmış olsam dahi dönüşün olumlu olduğu için ben arkadaşıma gayet her dediği işe katılırım. Zaten zamanında da hiçbir ya ne kadar antipatik adam modu yapardın eskiden ama bence hiç antipatikliğin yok nedense. Hani en sevilmeyen, nefret edilen adam mıydı? O durumlara geldik yine. Yani hala tanımayan insanlar çok antipatik olduğumu vesaire olduğumu iddia ediyorlar. Ben öyle bir tavır yapmıyordum aslında, yani antipatik olmaya özellikle çalışmak gibi bir şey yapmıyordum. Sempatik bir insan değilim yani, ne sempatik insanlar var o ayrı mesele ama gidip de kimseye düşmanca bir yaklaşımım olmuyor. Şimdi 52 Hz güzel bir albüm ama çoğu şarkı aynı eksende, çok da farklı değil. Server abi bu konuda ne düşünüyor demişler. Aslında çok farklı eksende şarkılar. Yani matematik olarak ve müzikal olarak benzemesinden bahsediyorsa anlarım. Tabii ki tek bir tarzda giden bir albüm. Yani modern hip hop trap dediğimiz tarzda gidiyor ama içeriklere baktığında ya da vokal tekniklerine baktığında, anlattığım şeylere baktığında aslında her şarkı bambaşka bir şey anlatıyor. Yani şimdi ne bileyim, bir Koma şarkısıyla Cansu şarkısı ne kadar birbirine benziyor olabilir ki? Bence albümü biraz yüzeysel dinlemekten kaynaklanan yorumlar olabileceğini düşünüyorum. FK3'te bence mükemmel bir sunum yapmıştın. Orada böyle senin hoşuna giden veya bizim fark etmediğimiz, görmediğimiz neler vardı? Olaylar nelerdi? Ya benim Freestyle King 3 deyince aklıma Selim Buran'ın yeğenleri geliyor. Öncelikle bilmiyorum hatırlayan var mı o muhabbeti. Tabii. Dışarıda biz Selim Buran'ın yeğeniyiz diye birini durdurmuşlar. Böyle olmuş, böyle olaylar çıkmış. Sonra şeyi hatırlıyorum o hengamede. Selim'in sahne kenarından dışarıda birini dövmüşler. Selim Buran'ın yeğeniyiz demişler. Onlar benim yeğenim değil, bunu anons dediğini ve benim de anons ettiğimi hatırlıyorum. Aslında ne kadar saçma ve absürt bir olay. Yani sahneden arkadaşlar dışarıda birilerini dövmüşler. O dövenler Selim Buran'ın yeğeni değil diye bir anons yaptım yani. Aklıma ilk gelen şey bu Selim Buran'ın yeğenleri muhabbeti geliyor. Daha başka hani şöyle hatırladığım kadarıyla bir disleşmede, ufuğun olduğu bir disleşmede bir tebessüm ediyorsun. Yani Balicim muhabbeti mi? Evet. Evet, çok hoşuma gitmiş.
Çok çok hoşuma gitti. Çok iyiydi. Yani Çok iyi. şaşırttı değil mi? Şaşırttı. Çok şaşırttı ya. Müthiş bir andı yani. Genel olarak performanslara bakınca yani senin için orada birinci olması gereken adam kimdi? Ufuk'tu ya. Bence hakkıyla birinci oldu. Seyirci de hakkını verdi. Aksini düşündüğün bir isim var mı? Yani finale Necip Mahfuz çıktı. Ama Necip yerine şu da olabilirdi dediğin. Hani Necip de hak etti de Necip Mahfuz harici şu daha çok hak etti dediğin biri var mı? Bir bakmam lazım kimlerin olduğuna. Dur şuradan bir bakayım. Freestyle. O kadar zaman geçti ki Mestefe nasıl çat diye hatırlayabilirim. Çok zor. Yani. Kadroyu nereden buluruz? Evet, kadrodan arkadaşlar böyle kadrodaki isimlerden bahsederseniz sevinirim. Hemen Ah, buldum kadroyu. evet. Tankurt beni şaşırtmıştı. Tankurt şimdiki kadar gündemde olan bir aslında çok az kişinin duyduğu bir isimdi ve buna rağmen yaptığı freestyle çok iyiydi. Tankurt beni şaşırtmıştı. Diplomat beni şaşırtmıştı. Çünkü diplomatı hiç duymamıştım bile daha önce. Hala da duymuyorum. Ama burada zaten freestyle konusunda şey inşallah kim kalırdı? Joker kalabilirdi. Necip Mahfuz o dönem çok uğraşıyordu freestyle'la. Yo yani böyle inanılmaz. Hayır, o öyle değil, böyle olmalı diyeceğim bir şey yok ya. Oğuzhan Uğur'la şarkı gelecek mi? Herhalde gelmeyecek ya anladığım kadarıyla. Oğuzhan beni eskisi kadar sevmiyor. Yani insanlar belli bir mevkiye, makama geldikten sonra değiştiğine inanıyor musun? Yani Bu kişisel bir... Oğuzhan Uğur'a değil yani genel olarak soruyorum bunu. Çok fazla arkadaşımın belli bir yere geldikten sonra değiştiğini gözlemledim. Söz meclisten dışarı. Umarım Oğuzhan değişmez ya da değişmemiştir. Eskisi kadar sık görüşemiyoruz bilmiyorum ama eski yüksek yaşam enerjisini artık son gördüğüm zamanlar biraz kaybettiğini hissettim. Onun adına üzüldüm çünkü çok seviyorum. Çok iyi bir dostum ve eğer bu ün, şöhret, para senin yaşam enerjini sömürmek olarak gelecekse kendi adıma lanet olsun öyle üne, şöhrete, paraya derim. Yani sana bir şeyler veriyor hayat ama senden aldığı şey de bir şey olur. Ufuk'u seviyor mu? Yani bir kavgaları var mı? Ufuk'u çok seviyorum. Bir kavgamız yok. Biz dışarıdayken mekanın karşısındaki kadın üzerimize su atmıştı. Mekanın içi aşırı sıcaktı. İlginç bir gündü ama sahne harikaydı FK3'te. Böyle bir anı var. Yani Ambiyans... dönemine göre inanılmaz bir atmosferdi çünkü mekanı tamamen doldurup taşırdık ve o dönem için bir pub etkinliğinin 1500-2000 kişi, 2500 kişi olması pek alışılageldik bir şey değildi. Yani bu soruyu aslında sormak istemiyordum ama hani çünkü bir şeyleri harlamak, ateşlemek istemiyordum ama sürekli soruyor. Kodes bir konuşma yapmış. O konuşma Evet. hakkında neler düşünüyor diyorlar. Bir şey düşünmüyorum yani sinirlenmedim bile izlerken. Bakış açısı var, kendine ait bir bakış açısı var ve kendi bakış açısıyla olayı değerlendirmiş. Çok sinirli, çok öfkeli. Umarım hayatı boyunca o kadar sinirli ve öfkeli olmaz. Çünkü o sinir ve öfkeyle yaşamak zor bir şey. İnsanın üzerinde sürekli bir yük yapar o sinir. Umarım bir şekilde sinirinden, öfkesinden arınır. Efecan'ın rap konusunda gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyor mu? Yaptığı şarkıların altındaki yorumlara bakarak falan filan fistan gidiyor. Objektif bir yorum yapabilir mi? Yani yetenekli olduğunu düşünmesem zaten şirketimden çıkarmazdım. Ha ben de şirketten attın diye düşündüm. Ne oluyor? Niye hani yetenekli Hayır, oldun? şirketimden işini Ha, çıkarmazdım. okey. No, atıldı zannettim. Yok yok. Böyle fark ettiğin, hoşuna giden yeni nesilden isimler var mı? Misal MOB'den Motive var. Dün albümünden bir klip yayınladı. İzledin mi? Denk geldi mi? İzledim, çok güzel olmuş. Kesinlikle çok güzel olmuş. Baneva var. O da Tankurt'la bir parça yaptı. Yeni klibi yayınlandı. Onu izledin mi? Denk geldi mi? Onu da izledim tabii ki. Şöyle bakınca hani bu Epidemic'ten Vesvas var yetenekli. Hani şöyle bakınca ben yetenekli yeni nesilden arkadaşların böyle
birbiriyle birleşip bir şeyler yapması isteyen biriyim. Sonuçta bunlar çok yetenekli insanlar. Yani MC'lik karakterleri de birbirine yakın olarak düşünüyorum. Çünkü ne diyeyim yani, bir Messi gibiler, Ronaldo gibiler. Yani bu adamlar benim için o değerde. Ha, kendilerini geliştirirlerse daha iyi olurlar ama hani sizler, yani başındaki abileri olarak bu karakterleri, bu kişileri birleştirir misiniz? Bu yönde bir tavır sergiler misiniz? Yoksa bu adam benim, sadece benim istediğim kişilerle. Hani sen zaten özgür demiştin ama genel olarak şirketsel takılıyor insanlar. Ama bunları birleştirmek gerekli mi değil mi? Öyle söyleyeyim. Aslında evet, her şirketten bir genç yıldızın birleşerek yapacağı bir şarkı hem Türk müzik piyasasına inanılmaz bir mesaj verir, hem Türk rap piyasasında bu kadar disslerin vesairenin olduğu Türk rap piyasasında abilerine örnek olan kardeşler mesajını verebilir. Bence çok mantıklı. Bunun için nasıl bir adım atılması gerekiyor şu an tasarlayamıyorum ama Ve de şunu söyleyeyim. benim payıma düşen bir şey varsa yaparım yani. Ek olarak tabii Aspova vesaire, hani isimler sayarız arkadaşlar. Ek olarak şimdi Epidemic ayrı bir güç. MOB ayrı bir güç. Başka ne vardı? Base Mod ayrı bir güç. Yani bu güçler birleşip hani projeyi daha büyük bir proje haline getirebilir diye düşünüyorum. Yani atıyorum bütçeyi yüksek tutabilir. Parçayla ilgili olayı farklı boyutlara taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Yapar Bence mıydın? de, katılıyorum. Yani böyle bir bu sadece benim istememle olacak bir şey değil tabii. Yani sanatçıların öncelikle istemesi lazım. Sonuçta onlar bizim askerimiz değil. Onlara biz ne yapacağını söyleyemeyiz. Onlardan da böyle bir istek olursa ben dediğim gibi payıma düşen noktada elimden geleni yaparım. Ben rap müziğin hani arkadaşınla dahi yapsam bile bunun bir yarış olduğunu, bir savaş olduğunu düşünüyorum. Yani barışçıl bir savaş. Aynı parçada olsan dahi hani kendi kaliteni ortaya koyarsın. Hani rhyme, flow, her şey. Yani bunlar birbiriyle yarışarak aynı parçada çok efsane bir parça çıkamaz mı? Yani birbirleriyle yarışmalarına gerek yok. Aynı dili konuşarak da çok efsane parça çıkarabilirler bence. Neden olmasın? Yarış derken hani böyle, yo ben seni ezdim geçtim yarışı değil yani. Yani kendini çekme, birbirini çekme, yukarı çekme olarak diyorum. Evet. Yani bence çok güzel olur. Türkiye'de rap'in yeni neslini çok net bir şekilde dinleyiciye göstermiş oluruz. Yapımcısı olduğu şirketin içinde sanatçılarının birbirine diss yapmasına yorumu nedir? Var mı öyle bir şey? Yani eş zamanlı olarak şirkette eş zamanlı yer alan sanatçılar disleşmedi hiçbir zaman. Eş zamanlı olarak disleşmedi ama sorunlar halledilmiştir. Sonuçta epidemiye katıldıysa yani o Evet. sorunlar kapatılmıştır, bitmiştir. Twitch'e girme gibi bir fikrim var mı diye sormuşlar. Yunov yayınları güzeldi falanca ile görüşüyor mu? Ben meyve yiyerek şapkayı eğik takarak 3-4 kere yayınlarına katılmıştım, belki hatırlar. Hatırlıyorum, Yes man. Yani bu konuyu da zaten yayın öncesi bir tıklatmıştım. Yani benim moderatörüm, canım arkadaşım, kardeşim benim Serhan gerizekalı. Yani bu kadar böyle kendini göstermeye çalışma. Sen zaten kral adamsın, boş ver. Yani Piton kim? Ben varım burada. Evet. Sansar Salvo'nun yeni tarzı hakkında neler düşünüyor? yani yeni tarz ya da eski tarz yok. Sansar her zamanki gibi. Sansar sürekli bir her sanatçı gibi değişim halinde. Bundan daha normal bir şey olamaz. Kimse bizden 10-15 sene önce yaptığımız rap'in aynısını yapmamızı beklemesin zaten. Bence her zaman başarılıydı. Şu anda da başarılı bir müzik yapmaya devam ediyor. Şimdi isimler soracağım hani böyle, çünkü bir seri yapalım istiyorum. İsim serileri. Sayan hakkında ne düşünüyor? Ya benden şey çıkmıyor Mestefe, yani birini sorduğunda Ya çünkü darlıyorlar beni. Darlıyorlar. anladım. O zaman ben topluca söyleyeyim, yani benden şeyi alamazsınız arkadaşlar. Herhangi bir isme söylemeyeceğim. Ben çeviririm. O lisanını anlıyorum Server'in. Ben sizin için çevireceğim yani.
kötü olan yorumları her türlü bulurum. Yeter ki siz sorun arkadaşlar. Sahne Ve bir hakkında... ismi, ve bir ismi değerlendirirken de onu tanıyıp tanımadığıma bakıyorum. Eğer tanımıyorsam tanımadığım bir ismi değerlendirmemeyi tanımadığın bir insan hakkında konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben de tanımadığım herhangi bir rapçi hakkında iyi ya da kötü bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bana soracağınız ve yorum yapacağım bütün isimler, eğer tanıyorsam iyi yorum yapacağım isimler, tanımıyorsam da tanımıyorum diyeceğim isimler. Ben genel olarak bu piyasanın en iyisiyim. Ben için magazin boyutunu sevmiyorum yani. Ben diyor ki arkadaşlar Server, genel olarak bu piyasanın en iyisiyim. Kimseyi tanımıyorum. Onlardan açıkçası büyük bir nefret duyuyorum, besliyorum onlar hakkında. Bana kimseyi sormayın. Zaten tavrım da net diyor. Her türlü Server Uras. Yani kişileri sormayayım ama olaylar hakkında sorular sorabiliriz, değil mi? Yani sonuçta senin düşüncelerini merak ediyorlar. Yani magazin Tabii. derken. Şimdi Fuat Tankurt, yani Fuat abi Tankurt olayı var. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Fuat abiye herhangi bir saygısızlık yapmam. Bana sövse de günün birinde ben küçükken onun müziğinden çok şey aldığım için ona karşı benim bir saygısızlığım ya da kötü yorumum olamaz. Ve Türk hip hop'unun da bu sistemle evrildiğine inanıyorum. Her zaman senden eski ve önceden bu işi yapan insanlara saygı duyarak. İyi rap, kötü rap ayrı mesele ama bu kültür için bizden önce çabalayan insanlara benim saygım sonsuzdur. Orada da Fuat abinin Tankurt'a bir sataşması olduğunda da Tankurt'a doğal olarak bir cevap hakkı doğdu ve bu cevabını kullandı. Tankurt'un da yaptığını yanlış bulmuyorum. Ama keşke olmasaydı diyorum. Hitap şeklini doğru buluyor musun? Nasıl hitap etti hatırlamıyorum. Fuat Efendi. Yani bir alay eder şekilde yani. Fuat Efendi. Hani bunu ben yani şey yapmak istemiyorum ama hitap şekli daha düzgün olabilirdi. Olabilirdi ama bunu da o anın tansiyonuyla düşünmek lazım. Yani eminim zaten durup dururken bu şekilde hitap etmez. O an bir tansiyon var ortada. Bir gerginlik var ve o gerginlikle bu şekilde hitap ediyor. Böyle düşünüyorum. 34 piton plakasını sorar mısın? Hadi sordum. 34 piton plaka şu an Fethiye'de babamın ATV'sinde takılı. Plakayı satmadım ya da herhangi birine vermedim. Allame'nin yeni albümünü nasıl bulmuş diye soruyorlar. Güzel buldum. Zaten kuliste dinletmişti birkaç parçasını. Zorlu'daydık yanlış hatırlamıyorsam. Orada da söylemiştim çok beğendiğimi. Bence çok güzel bir albüm. Kendini tekrar ediyor. Nasıl bir albüm? Böyle bir albüm olmaz dedi. Aslında alt metin değil olarak bunu geçiyoruz arkadaşlar. Hı. Efe Aydal'la zamanında şarkı yapmışlardı. Efe Aydal hakkında görüşlerini sorar mısın? Efe Aydal. Efe Aydal'ı seviyorum. Çok seviyorum. Ama o klipten sonra bir iletişimimiz koptu. Şu sıralar ne yapıyor çok bilmiyorum. Umarım iyidir. Son zamanlarda hani bunu sürekli soruyoruz arkadaşlar ama son zamanlarda Türkçe rap'te en beğendiği albüm. Mestefe'nin çıkmamış albümü. Evet, teşekkürler. Aynen öyle. Hip Hop Life'ın Sagopa Kajmer'e kendisinin de içinde bulunduğu 37 MC ile Nafile isimli toplamı diss albümün çıkmasının sebebi neydi? O albümde 37 kişi Sagopa'ya diss atmadı. Mesela benim parçamda Sagopa ile ilgili en ufak bir dokundurma bile yoktu. Dolayısıyla çoğunluğunda böyle disslerin olması 37 kişinin bir olup Sagopa'ya diss attığı anlamına gelmez. Ben çok net söyleyeyim yani ben diss atmış olsam atmadım mı diyeceğim. Ayrıca ben diss atmış olsam adını da kullanırdım yani. Adını da kullanmasam bir dokundurma da yapsam evet bunu yaptım derdim. Bunu söyleyebilecek erdeme sahibim. Benim gibi o albümde Sagopa'ya diss atmayan pek çok rapçi de vardı. Benfero ile tanışması, keşfetmesi nasıl gerçekleşti? Nasıl tanıştık Fero'yla? Bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Mahallemiz Esmer parçasını yapmıştı, kendi kanalına yüklemişti. Müziğiyle alakalı birkaç problem vardı. Arkadaşım da böyle böyle yayınlar mı istedik Demik'ten dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Müziğini değiştirdik. Yine Cenk yaptı sağ olsun yeniden müziğini. Ve yayınladık. Böyle bir patlama yaşayacağını hiç düşündüm yani. Samimi olalım, dürüst olalım. Yani bu parça patlar gider
diye düşündün mü dinlerken? Dikkat çekeceğini düşünüyordum ama bu kadar yükseleceğini düşünmüyordum. Kendisi de düşünmüyordur zaten muhtemelen. Ya Edis ile olan fiitini sorar mısın? Ya Evet. bu sıkıntı mı yaşadın? Hani geçmişteki sıkıntılı albümden bahsediyorlar herhalde. Edis. Hayır, Edis'te biz şarkı, o çok güzel bir şarkıdır. Nefret et. Sosyal İtici albümünde Birden isimli parça. O Birden. parça ya bir pop düeti diyemeyiz çünkü nakaratı zaten Dapoet'le ve Edis o dönem bir müzisyen değildi. Sadece sesi güzel olan bir arkadaşımızdı ve yazdığımız nakaratı Edis'e okutmuştuk. Yani Edis daha sonra ünlendi. Tabii, olaydan birkaç sene sonra yani müzisyen oldu. Şu ana kadar en içine sinen parçası hangisi? Albümde en sevdiğin parça hangisi diyelim. O zaman 52 Hertz. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Şunla şunla feat gelir mi diye soruyorlar. Tan Kurtmanas Baneva ile feat gelir mi? Ha, sordun mu? Ha sordum. Ha, ben de dedim dondu zannettim. Allah Ha, yok, dedim. dondum. Ben sadece okuyorsun sandım. Evet. Yani neden olmasın? Olur tabii ki. Şöyle bakıyorum. Vesfas. Yani ona bir önerim var mı? Onu soralım. Yani Vesvas'a kendi bünyendeki veya bünyen dışı da olsun. Hani Vesfas geleceği hakkında bir planın var mı? Düşüncelerin var mı? Diğer gelecek planı yapan MC arkadaşlarımız hakkında bir söylemin olabilir mi? Vesvas'ı kardeşim gibi seviyorum. Çok iyi yerlere gelmesini istiyorum. Elimden gelen maddi manevi bütün desteğimle onun arkasındayım. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem, gelecek planlarını rap üzerine inşa etmesinler. Çok çalkantılı bir ülkede yaşıyoruz. Bugün böyle, yarın ne olacağı belli olmaz. Müzik piyasası da sürekli bir değişim ve dönüşüm halinde. Dolayısıyla önce geleceklerini garantiye alsınlar. Farklı meslek alanlarında daha sonra rap'e yönelsinler diyebilirim. Konser turnen olacak mı? Yani şu an öyle bir planım yok ya. Belki ileride. Yazım stilini ve tekniğini geliştiren tavır, düşünceler ya da etkenler neler oldu? 20'li yaşlarımın başında çok fazla felsefe okumaya başlayacağım. O dönem zaten Ezoterik albümünün çıktığı dönem oldu. Felsefe okumak herhalde bakış açımı, vizyonumu değiştirdi. Yazım tarzım da yani lirikal anlamdaki gelişimim de o döneme denk geldi. Böyle hani sosyal hayatında hani farklı şeyler yapıyor musun? Misal anime izlemeyi severim. Veya işte şu yabancı dizileri takip ederim. Veya bowling'e gitmeyi severim. Sinema. Arkadaşlarımla birbirimizi bıçaklarız. Hani öyle tavırların, eğlencelerin, hobilerin var mı? Küçükken belki bayıltırdık mesela. Belki bayıltırdık yani bu Evet, eğlencemiz küçükken olan. belki bayıltırdık. Onu çok severdik belki bayıltmayı. Nasıl? Bayıltmak derken bunu şeye çekmesinler yani. Hani nefes alıp şuradan tutma olayı var ya, kimse de yapmasın böyle bir şey, tabii doğru bir şey değil. Şu anda ne yapıyorum? Spor yapıyorum. Spor yapmayı seviyorum. Bunun dışında da dizi izliyorum. Öyle çok bir şey de yapmıyorum. Ayberk abiye ne oldu diye sorar mısın demişler. Ayberk'e bir şey olmadı. Storylerini takip ederseniz kulüplerde Türkçe pop eşliğinde inanılmaz kıvrak danslarına denk gelirsiniz. Ayberk tüm enerjisiyle yaşama devam ediyor. Şimdi hani tamam bu müziği dinliyoruz ama hani böyle en çok beğendiğin yurt dışından isimler veya böyle ülke rapleri var mı? Yani şu dildeki rapleri daha çok beğeniyorum, dinliyorum diyor musun? Ya İngilizce bildiğim için tabii ki Amerika'da yapılan en yoğun şekilde takip ediyorum. Bilmediğim bir dilde yapılan şarkıları dinlerken bir yere kadar adapte olabiliyorum. Ama Almanya'da son 2 senedir yapılan rapi çok beğeniyorum. Azerbaycan'ı takip ediyorum. Azerbaycan. O kadar. Beta ile nerede tanışmış? Çok merak ediyorlarmış. Okulda tanıştık. Lisedeydim. Ben lise 3'teydim. Beta lise 2'deydi. Çömezindi yani. Aynen. Sıkıştırıp dövdüğünüz oldu mu Beta'yı?
Beta'yı yerde tekmelediğimiz oldu ama şaka maksatlı yaptık. Gerçekten Yani dövmek ameliyatı. ben de teknelemek isterdim şaka maksatlı. Çok Bir ara ben bayıltayım, düşüneyim kötü. sen tekme. Bu soru çok geliyor. Abi bilinmezde koşarak kaçamam. Niye kaydın gittin? Çok hızlısın. Sos. Oo, çok fenasınız. Bakalım şurada donate'ler var. Onları şey yapalım. Selamlar, iyi yayınlar. Yılan Hikayesi tadında yani trap dışında projelerin olacak mı? Yanlış anlama. 52 Hz de süper albüm. Yani tarzım değişti. Daha çok keyif alarak yaptığım bir tarza geçtim. Daha çok keyif alacağıma inanırsam eskiye dönerim. Ama şu an bunu yapmaktan keyif aldığım için bu tarzın üzerine biraz daha gitmek istiyorum. Çocuklar Part 3 parçasını Server Uraz nasıl buldu? Nakaratın parçaya uyduğunu düşünüyor mu? Nakaratı başkası okusa daha güzel olurmuş. Onun dışında güzel olmuş. Ayrım bozma şarkısı Kendrick Lamar. Yine mi kayıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Engelliyor musunuz arkadaşlar? Don't kill my vibe, bitch. Don't din Bitch İngilizce. don't kill my vibe, ayarımı bozma seni diyor. Evet. Evet, oradan esinlendim. Ama O. sadece isim olarak oradan esinlendim. Yani içerik olarak ya da flow olarak bir benzerliği yok. Esinlenmek başka bir şey, kemik gibi kopyalamak başka bir şey. 52 Hz albümünde hiçbir şeyin kopyası yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Herhangi bir nakaratı yabancı bir trap şarkının nakaratındaki aynı besteyi duyamazsınız. Hepsini sıfırdan oluşturdum. Bu konuda alnımak mesela yani. Çünkü çok yapılıyor ya artık Türkçe rap'te. Var olan bir Almanca trap ya da Amerikan trap şarkının nakaratları birebir alınıp Türkçe'ye çevriliyor. Bunu yapmadım en azından. Underground'dan trap'e geçişte zorluk yaşadı mı? Yaşadım çünkü ben trap yapmaya karar verdiğimde çok fazla Türkçe trap, hatta hiç Türkçe trap albümü yoktu. Bu ne zamana denk geliyor? 2017'nin başına denk geliyor. Dolayısıyla kemikleşmiş bir flow tarzım vardı 15 sene. Bunu değiştirmek zor oldu. Bunu değiştirmek adına 8 ay boyunca sadece dinledim. Sadece Amerikan trap'ini dinledim ve tekniklerini çözümledim. Çünkü bambaşka bir teknik. Triplet flow dediğimiz şey çok başka bir teknik. Bizim bugüne kadar yaptığımız şey biraz daha serbest flow kalıyor yanında. Burada hece sayısı ve tonlamalar çok daha önemli. Bunun dışında autotune dediğimiz şey çok yerden yere vuruldu. Autotune kullanma. Dinleyicinin büyük bir kısmı sanıyor ki vokale autotune diye bir plugin var. Vokale onu koyuyorsun ve buna dönüyor. Autotune tahmin ettiğiniz kadar kullanımı kolay bir şey değil. Autotune kullanırken bunu çok minimal bir şekilde anlatmak zorundayım çünkü kimse bilmiyor gördüğüm kadarıyla. Autotune parçanın tonunu autotune'a girersin ve o tondan çıktığın anda ses bozulur. Yani autotune kötü olan bir sesi düzeltmez. Autotune'la şarkı söylerken doğru tondan söylemek zorundasın. Tondan çıktığın anda ses bozulur ve abuk bir şeye döner. Dolayısıyla autotune bir enstrüman gibidir. Gitar çalmayı öğrenmek gibi autotune kullanmayı da öğrenmek gerekir. Hadi ben vokalimi yaptım, üzerine autotune'u koydum, böyle oldu. Bu kadar basit değil bu iş. Ya, Autotune bir öğrenme süreci gerektiriyor yani. soruyu soran arkadaşa teşekkür ederim. Hani bu konuyu aslında böyle açıklaması gerekiyordu. Hani demesi gerekiyordu. Kesinlikle autotune hani doğru notaya basmazsan gırtlaktan yani çıkan ses doğru notayı bulmazsa tamamıyla bambaşka bir ses alıyor ve de kötü oluyor. Bazı Evet. yapılan parçalarda bunu duyuyoruz. Özellikle ben yeni nesilden yani böyle sizden parçalar istediğimde dinlediğimde çoğu sesin bozulduğunu görüyorum. Çünkü bilmiyorlar. Hani autotune'la bir çalışma yapacaksa bir insanın öncelikle parçayı yapmadan evvel hani o ses ayarlarını verip söyleyerek bir şeyler yapması lazım. O ayara ulaşması için. Çünkü çalışmadan bu iş doğru yapılmaz. Şunu da ekleyeyim. Normalde autotune kullanmadan dururken ton kaçırdığında bunu dikkatli kulaklar algılar ama her türlü parçaya. Autotune kullanırken ton kaçırdığında bunu parçaya yediremezsin. Dediğim gibi bozulma yaşanır. Bu noktada autotune kullanarak şarkı söylemek daha zor bir şey. Yani herkes daha kolay ya da sesi güzelleştiren bir şey vesaire sanıyor.
Ama olay tam tersi. Şinşa Kontkar olayını sorar mıyım? Sorar mıyım? Yani olayın bence benim bilmediğim ve sizin bilmediğiniz pek çok iç yüzü vardır. Dolayısıyla ben olaya uzaktan gördüğüm şekilde bir yorum katamıyorum. Bir yorumum yok. Yani sonuçta ben hani Ufuk bana yalan konuşacak biri değil ama hani karşı tarafı da dinlemek isterdim açıkçası yani ne diyecek? Merak ediyorum yani. Tamam arkadaşım bir taraf ama Ben iki taraftan da dinlemedim bu arada olayı. O yüzden bir yorumum yok. ben açıkçası o tarafın da hani neden bu olayların gerçekleştiğini söylemesini isterdim. Ama şöyle de diyeyim. Bu konu hakkında ortada bir dava var, dava açılmış, bir süreç var. Hani ben bu tip olaylarda dava açacak kadar yani birini dört duvar arasına tıkmaya çalışacak kadar kin gütmem. Yani güdersem de farklı güderim yani başka yolları seçerim. Yani o yüzden de neyse bu konuyu kapatalım. Sansar Salvo ile nasıl tanışmışlar diyeyim. Orada bir soru var. Öyle. Yani 13-14 yaşında tanıştık. Çok da o anı hatırlamıyorum. Kaç sene olmuş işte. 17 sene falan olmuş. Bende bir afiş var yani bir bulabilirsem ama 2003-2004 yılları arasında bir afiş. Hani o zaman da isimleri yazılan arkadaşlarım Piton, Sansar yani Türkçe rapte yaş olarak 13-14 yani o civarlarda sahnelere çıkan nadir insanlardan kişilerden yani büyük bir olay bana göre ki o dönem olması ayrı bir olay. Şu an belki daha rahat çıkabilirsiniz ama Ya şu anda bile görüyoruz. Mesela Vesvas'tan bahsederken 17 yaşında olduğunu söylüyoruz ve yaşına göre çok iyi olduğunu söylüyoruz. Aslında bu yanlış. Çünkü bir rapçiyi yaşıyla değerlendiremezsin. Vesvas çok iyi bir rapçi. Ve 17 yaşından bağımsız bir şekilde çok iyi bir rapçi. Ya da Baneva çok iyi bir rapçi. Şu an 18 oldu sanırım. 18 değil, 35 yaşında da olsa çok iyi bir rapçi. Yani kesinlikle. bunun yaşla alakası yok. Ben ortam kızını yaptığımda 16-17 yaşındaydım. Hiçbir yerde dönüp bakın ben 16-17 yaşındayım bir şarkı yaptım ve bütün Türkiye dinliyor demedim. Çünkü müzisyenlik bu. Okuma yazma bilen ve sesini oturtmuş herkes iyi ya da kötü olabilir. Yaşın çok bir önemi yok bence. Cansu şarkısının klibi çıkacak mı? Çıkacaksa ne zaman çıkacak? No name demiş. Sırada Cansu'nun klibi var. Bir aksilik olmazsa yeni klibi Cansu'ya çekeceğiz. Tabii önce Anıl'la benim albümde yaptığımız parçanın klibi çıkacak. Şu an kurguda tahminen 3 haftaya kadar o çıkar. Sonra da Cansu klibi için çalışmalara başlayacağız. Sörat'a attığı disten dolayı pişman mı? Yok yani niye pişman olayım? Xpert mi, Paster mi, Azari İkisi de birbirinden iyi rapçi. Dolayısıyla ikisi arasında bir seçim yapamıyorum. İkisinin de işleri canavar gibi. Ne çıkarsalar dinliyorum. her yıl fotoğraf çektiriyoruz. Bu yıl fotoğrafı ne zaman çekeriz demiş Uğur Yeter. Uğur'la daha yeni fotoğraf çekmedik mi Uğur ya? Ne zamandı o? Bir ay falan oluyor herhalde. Öyle bir soru sormuş. Uğur'a Ayrıca selam buradan. seninle tanıştığına, temas ettiğine çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu söylüyor Uğur Yeter. Ben de Uğur'u tanıdığıma çok mutluyum. İyi ki hayatımda Uğur var. Canım kardeşim benim, sağ ol. Piyasaya giriş yapmaya çalışan ve yani bu soruyu sormuştum ama yine sorayım. Yeni ve tecrübesiz benim gibi arkadaşlara tavsiyeleriniz nedir? Yani farklı bir şey söylemeyeceğim. Az önce ne dedim, aynısını tekrar edeyim mi? YouTube'da izleyebilirsiniz. Ben Mestefe kanalında bulabilirsiniz cevapları arkadaşlar. Ben hani bir çekiliş daha yapalım. Ondan sonra son demek istediğim bir şeyler varsa halledelim. Çünkü istenilen cevapları verdiğini düşünüyorum. Daha fazlası artık şunun hakkında ne düşünüyorsun? Buraya gidecek misin? Burada parça çıkacak mı? Klip nasıl? Böyle gidecek. Ne veriyoruz? Ya ben arkadaşlar yanlış anlamazsan naçizane bir eleştiri istiyorum. Takip Tabii. ettiğim sevgili bir insana soru sorma fırsatı yakaladığımda başka bir sanatçı hakkında ne düşündüğünü sormam. Çok daha beni aydınlatacak şeyler sorarım.
Yani şimdi ben bakıyorum arada sorulara sürekli. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten merak ettiğiniz şey bununla mı kısıtlı? Bu biraz şey değil mi yani? Basit. Şöyle söyleyeyim. Aslında kendi sevdikleri MC'nin Sevdikleri MC'leri övmemi istiyorlar. Tamam. Hadi övün. Ne olur. bir diğer MC hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. Ayrıca veya senin sorun yaşadığın MC ile ismini sorup onun hakkında agresif şeyler demeni bekliyor. Evet, farkındayım. Yani sevdiğiniz sanatçıyı benim övmem, sizin o sanatçıya olan sevginizi arttırmayacak. Yine onu çok sevmeye devam edeceksiniz. Ya da benim sevdiğiniz sanatçıya küfür etmem, bana olan nefretinizi çoğaltmayacak. Benden aynı şekilde nefret etmeye devam edeceksiniz. Bu yüzden sırf benim için söylemiyorum. Bütün tanıdığım rapçi arkadaşlarım sürekli şunun hakkında ne düşünüyorsun, bunun hakkında ne düşünüyorsun sorularının sorulmasına rahatsız. Bunu belki dile getirmiyorlar ama bizim birebir konuşmalarımızda söylüyorlar. Bence gerçekten soru sormak, doğru soruları sorabilmek çok önemlidir. Ve birine soru sorma fırsatı yakalamışken ben olsam takip ettiğim adama başka bir takip ettiğim adam hakkında ne düşündüğünü sormazdım. Çünkü alacağım cevap hiçbir şeyi değiştirmiyor. Aslında kapıştırmak istiyorlar. Olay bu. Yani benim anladığım bu yani. Buradan bunu çıkarıyorum. Yani ben gibi düşünüyor mu veya kendisiyle eşleştirmeye çalışıyor. Bana da ben gibi bana yakın mı düşünüyor yoksa uzak mı düşünüyor? Hani uzak düşünüyorsa Allah kahretsin serverden nefret ediyorum hissine mi gidiyor? Çünkü misal arkadaşların bazıları isimler hakkında olumsuz konuştu. Olumsuz konuşmasından sonra büyük bir nefret kazandılar veya büyük bir sevgi kazandılar, bilemiyorum. Bir taraf sevdi çünkü. Yani bunu bekleyen insanlar var. Bundan da faydalanan insanlar var. Abi Yani ben insanların nefretini ya da sevgisini başka insan sevmiyorum. Beni seviyorlarsa ben olduğum için sevsinler. Nefret ediyorlarsa da ben olduğum için nefret ediyorlar. Üçüncü şahıslara yaptığım yorumla benle ilgili bir yargı oluşturmasınlar bence. Sevmiyorum çünkü ben üçüncü kişiler hakkında. Yani sosyal hayatımda da sevmiyorum. Yani iki kişi oturup üçüncü kişiyi çekiştirmeyi de sevmiyorum. Çekiliş yapalım mı? Hadi yapalım. Ne veriyoruz? Albüm imzalı poster mi yoksa sweatshirt mü verelim diyorsun. Bu arada Az önce sweatshirt çok güzel. sweatshirt mü verdik? Evet. O zaman bu sefer poster ve albüm verelim. Ama sweatshirt verelim daha iyi olur. Bir Çünkü soralım, ne istiyorlar? Neyi daha çok istiyorlar? Sweatshirt mü daha çok istiyorlar? Albüm mü daha çok istiyorlar? Şöyle bir okuyalım. Daha çok neyi istiyorlarsa onu verelim bence. arkadaşlar Sweet'te artı bir albümde eksi bir mi diyeyim? Eksi bir de demek istemiyorum. Artı 100 yazın ne bileyim artık yani. Tamam. Ortada gidiyor gibi sanki. Ortada gidiyor. Bu arada Ortada gidiyor. Sana bırakıyorum. Neye hediye etmek istiyorsan onu hediye. hani şöyle söyleyeyim, benim için daha kolay olur sweatshirt yollamak. Hani O onu zaman söyleyeyim. sweatshirt hediye edelim. Sweat mi diye okunuyor? Benim İngilizce aksanım başka Fark mıydı? etmez. Ben seni düzeltme maksadıyla söylemedim. Yanlış Ben anlama. İngilizce aksanım biraz doğuya kayıyor da yani Çin, Japonya tarafı biraz öyle oralarda öğrendim. Sweatshirt. Yo arkadaşlar. Yani bu arada keyword hani sapları tabii ki de bir özellik var. Çarpı 2 yani kazanma şansınız çarpı 2. Epidemik yazan çekilişe katılmış olacak. Herkese şimdiden bol şanslar. Yakında araba da vereceğiz arkadaşlar. Araba da vereceğiz. Yayınları Epidemik kanalına geçirip Evet, Epidemik'te tabii yani Epidemik büyük bir kanal olduğu için arabada dağıtacağım kafama göre. Ferrari, Enomero, yeah. Şimdi benim merak ettiğim bazı şeyler var. Böyle gerçi hani ben hani şu server bakınca kavga edeceğini hani birileriyle böyle yumruklaşacağını düşünmüyorum. Yani bana o şeyi vermiyorsun. Yani kavgacı bir adam değilsin. Bana değil. bakınca da öyle düşünmeleri lazım.
Hiç büyük bir kavgaya girişti mi Server? Çok. Çok. Ağzını burnunu dağıttılar mı? Ağzımı burnumu dağıtmadılar ama gözümü morarttı. O şahsı hatırlıyor musun kim? Liseden bir arkadaşım. Ha, çok eski. O çocuklukta olur. Çocukluğu geç yani. Ve 20'den sonrası diyelim. Yok ya, girmedim. Veya şöyle bir şey oldu mu? Hani sen bir şarkıda bir şeylerden bahsetmişsindir. Adamın ismi de hani ben hani kepenk demişsindir. Ben kepenk, bana diss atmışsın diye gelen oldu mu sana? Aa, çok olmuştur o ya. Ama yüz yüze değil tabii bunlar. Hep internetten yazılan. Yani o internetten yazılan şeyleri gelip adamın gözlerinin içine biraz cesaret ister. Bu arada Durum epidemi yazarken arkadaşlar, epidemin AC küçük. Yani yoksa çekiliş durumuna giremezsiniz. Onu diyeyim. Büyük harfle yazmıyorsunuz. Bir kere yazdınız mı zaten olaya girmiş oluyorsunuz. Ünlem de koymuyorsunuz. Bizde ünleme gerek yok. Öyle şeylere gerek kalmıyor. Son söylemek istediğin şeylere yavaş yavaş geçelim. Kurduğun şirket geleceği nasıl görüyorsun? Ka yani kaygılar yoğun mu, yoksa ben bu davayı da atlatacağım, her şey daha iyi olacak diyor musun? kaygısız değilim. Çünkü yemiş olduğumuz bir hapis cezası var. Yatıp yatmayacağımız belli değil. Bu nedenle tabii ki gelecek kaygım var. Umarım olumlu sonuçlanır. Benim için de, Jack için de umarım olumlu sonuçlanır ve önümüze daha net bakın. Ben açıkçası şu anda gelecek planı yapmıyorum. Çünkü benim geleceğim belli değil. Ancak geleceğim belli olursa gelecek planı yapıyorum. Epidemik aynı şekilde devam ediyor. Başıma bir şey gelirse de epidemiyi devam ettirmenin bir yolunu bulacağım. Böyle yani. Ailen bu olaya ne tepki verdi? Ya tabii ki üzgünler. Üzülmemek mümkün değil böyle bir şeye. Onlar da alıştı artık. Dediğim gibi 17 yaşından beri bunlarla mücadele. Ailem de artık alıştı yani sürekli bir belanın içinde olmama istemememe rağmen, belalı bir tip olmamama rağmen içine çekiliyorum bu problemlerin. Kesinlikle. Alıştılar yani, muhtemelen dua ediyorlardır başıma bir şey gelmemesi için. Amin. Ama moralimiz yüksek. İyi düşünüyoruz. Umarım iyi olur. Ben her şey iyi olur diye düşünüyorum. Her şey hani en azından yani senin için iyi olacağını düşünüyorum. Hani tamam, sen yapımcısın. Hani söyleyen adamı tamam okey yani suçsa. Ama yapım ya ben çözemedim yani, ortada kalıyorum bu durumda, ama bana göre kesinlikle senin bu pozisyondan kötü bir sonuç almaman lazım. Bana göre de öyle ama artık Türkiye'de hukuk mantık sınırlarının çok dışında çalışıyor. O yüzden göremiyoruz önümüzü. Çekilişi sonlandıralım. Bakalım kim kazanmış. Çekiliş sonlandı arkadaşlar. Kazanan Fatih Bey'iniz. Fatih Bey kazandı. O da Discord'dan bana ulaşırsa ulaşabilir. Sweatshirt Peki kazanmış. ulaşmazlarsa vekaleten başka kazandırtıyor musun? Tabii ki de. Tabii ki de. Bu arada kazanan arkadaş yazarsa kazanıp kazanmadığı hakkında, çünkü ikinci bir çekilişe gidebiliriz yani. Devam edebiliriz. Evet. Yayınıma katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Hani Sabah Ben seninle teşekkür yayın ederim. yapmak benim için çok özel ve güzeldi, çünkü gelecekteki arkadaşlarıma sesleniyorum. Server, Uras bizlerleydi. Gelecekte içeride mi, dışarıda mı? Artık siz bize cevap vereceksiniz yorumlarla. Umarım dışarıda bizlerle beraberdir. Son eklemek istediğim bir şeyler varsa alabilirim. Server. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Ne zaman istersen yayınındayım. İzleyen, bizde olan sorular soran,
Arkamda duran, bana destek olan tüm herkese çok teşekkür ederim. Desteklerini eksik etmesinler. Onların manevi desteği çok önemli bu süreçlerde. Müziğime olan desteklerinden ziyade şu anki özel durumlara olan destekleri çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese çok selam söylüyorum. Gecenin bu saatine dediler. Sağ olun. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Haftaya Cuma Cumartesi her zamanki gibi yayınımız var. Sürpriz konuklarla devam edeceğiz. İyi geceler. Bay bay.